Merhaba arkadaşlar. AYT denemelerini adım adım çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci adımımızdayız. Başlayalım hemen. Yine 5 denemenin hepsini çözeceğim ve birazcık uzun olacak videomuz. Homeostasinin korunmasında etkili olan aldosteronun aşırı salgılanması durumunda olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez. Şimdi arkadaşlar aldosteron ne iş yapıyor? İlk önce buna bakalım. Aldosteron sodyum ve klor iyonlarının geri emilmesini sağlar. Potasyum iyonunun ise arkadaşlar potasyumun ise atılmasını sağlar. Yani ne yapacak potasyumu dışarı atacak. Eğer artarsa aşırı salgılanırsa sodyum ve klor iyonu kanda artar. Potasyum iyonu ise kanda aşırı azalır. Bakalım diyor ki kan basıncı azalır demiş. Şimdi ee, sodyum ve klor miktarı arttığı için kan basıncı azalmaz. Aksine artar. O yüzden bu yanlıştır. Potasyum atılımı hızlanır. Evet arkadaşlar potasyum atılımı hızlanır dedik. Potasyum kanda azalıyor çünkü dolayısıyla atılımı hızlanacak. Kanın hacmi artar. Sodyum ve klorür. Sodyum ve klor demişim yanlış. Sodyum ve klor miktarı arttığı için kanın hacmi de ne yapacak? Artacak. Sodyumun geri emilimi artar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sodyum ve klorun geri emilimi artıyordu doğru. Bize hangisi beklenmez dediği için yalnız bir A seçeneği olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki solunum gazlarının taşınmasında görev yapan hemoglobin molekülü ve karbonik anidraz enzimi ile ilgili özelliklerinden hangiler ortaktır? Şimdi hemoglobin molekülü de bir proteindir. Değil mi? Ortak olan özellikleri budur zaten. Karbonik anidraz enzimi de nedir? Bir proteindir. Bakalım. Yapısında peptit bağ bulundurma protein yapılı oldukları için ortak. Kırmızı kemik iliğinde üretilme sentezlenme arkadaşlar bu hemoglobine ait bir özelliktir. Çünkü orada al yuvarlar üretilirken hemoglobinde yapısına katılıyor. O yüzden bu ortak değil. Ak yuvarlarda bulunma ikisi için de ortak değildir. Hemoglobinde karbonik anidraz da nerededir? Al yuvarlarda bulunur. Yanlış bu. İkisinde de ortak değildir. DNA şifresine göre sentezlenme ikisi de protein yapılı olduğu için DNA şifresine göre sentezlenir. Bir dakika kırmızı kemik iliğinde sentezlenme karbonik anidraz enzimi de yanlış söyledim özür dilerim o da e, avlu yuvarların içerisinde bulunan bir enzim olduğu için o da yine ne olacak arkadaşlar kırmızı kemik iliğinde sentezlenir ben karbonik anidrazda şey gibi düşündüm hani dokularda bulunuyor gibi düşündüm de değil al yuvarlarının içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla o da kırmızı kemikliğinde sentezlenir hemoglobinde. O yüzden 1-2-4 şeklinde alıyoruz. Ak yuvarlarda değil ikisi de al yuvarlarda bulunur. Gelelim 30. sorumuza. Uyarılan bir efektör organda oluşacak tepki şiddeti faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir? Tepki şiddetinden bahsediyor bize. Uyarının frekansı artarsa yani burada uyarının sayısı olarak düşünün. Frekans dediğimiz şöyle düşünün. Frekans artarsa tepki şiddeti ne yapacak? Artacak. Uyarının etki süresi artarsa arkadaşlar tepkinin şiddeti de ne yapar? Artacak arkadaşlar. Uyarının şiddeti bakın uyarının şiddeti tepki şiddetini artırmaz. bu ee, İletim hızını da etkilemiyor arkadaşlar e, uyarının şiddeti. Dolayısıyla uyarının şiddetinin herhangi bir etkisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, insanda ince bağırsaktan kana emilen işaretli amino asitin kalbi ulaşma sürecinde yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ben size hatırlarsanız dolaşım sisteminin çıkmış sorularını izleyen arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz izleyin orada çok güzel bilgiler verdim şimdi dolaşım sistemi çıkmış sorularında ben size şöyle söylemiştim bir anlatmıştım değil mi hatırlarsanız bakın şöyle bizim dolaşım sistemimizin bu damarları falan ezberlemek için çok hani ee, kolay basit akılda kalıcı bir yol söyledim şu bizim kalbimiz bu taraf sağ taraf diğer tarafta sol şimdi bu sağ solu sileceğim karışmasın diye Burada arkadaşlar kalbin üst tarafında ne var? Akciğerler. Akciğer. Üst tarafında beyin ve kollar var. Sadece beyin yazıyorum buraya. Kalbin alt tarafında ne var? Alt tarafında karaciğer. Tabi bu basit bir dizilimdir. Hani direkt bu şekilde değildir. Karaciğerin altında sindirim kanalı var. Bunun altında biraz daha küçültelim. Bunun altında böbrekler. Altta da ne var? Bacaklarımız var. Bu dediğim gibi basit bir e, hani şey olarak düşün basit bir sıralama olarak düşünün. Arkadaşlar bizim kalbimizin sağ tarafı kirli kan, sol tarafı da temiz kan taşıyor. Şimdi ilk önce ben bir küçük kan dolaşımını anlatmak istiyorum. Küçük kan dolaşımının amacı nedir? Kanda bulunan karbondioksiti uzaklaştırıp kanı oksijen bakımından zenginleştirmektir. Kalbimizin sağ karıncığına gelen, sağ karıncığına gelen kan kalpten çıkan damarlara atar damar, kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Şimdi kalbimizin sağ karıncığından çıkan kan temizlenmek için nereye gidiyor? Akciğerlere. Kalpten çıktığı için ne diyoruz? Atar damar. Nereye gidiyor? Akciğere. O zaman bu nedir? Akciğer atar damarıdır. Sonra akciğerlerde temizleniyor. Nereye geliyor? Kalbimizin sol kulakçığına geliyor. Arkadaşlar kalbe gelen damarlara toplar damar diyoruz. Akciğerlerden geldiği için bu da nedir? Akciğer toplar damarıdır. Burada küçük kan dolaşımı bitiyor, kan temizleniyor. Sonrasında büyük kan dolaşımı başlıyor. Büyük kan dolaşımı kalbimizin sol karıncından başlıyor. Temiz kan vücuda gönderilir. Kirli kan toplanır. Büyük kan dolaşımın amacı budur. Şimdi ben burada, bakın kalbimizin sol karıncından çıkan ana bir damar vardır. Kalın bir damar. Bu damar aort atardamarıdır. Kalpten çıktığı için atardamar diyoruz. Aort atar atardamarı kollara ayrılır. Bunlardan bir tanesi beyin ve şöyle beyin ve. E, kollara gidiyor. Diğerleri de aşağıya doğru dallanacak. Bunlardan bir tanesi de kalbin kendine gelerek kalbin beslenmesini sağlıyor. Biz buna koroner damarlar diyoruz. Koroner damarlar kalbi besleyen damarlardır. Beyne giden damara biz şah damarı diyoruz. Şah damarı. Hani şu boynumuzdan geçen damar. Daha sonra karaciğere, sindirim kanalına, böbreklere ve bacaklarınıza gider. Tabi diğer organlara gidiyor. Dediğim gibi bu böyle basit bir çizim olarak düşünün. Karaciğere giden damar, bakın atar damarın bir kolu olduğu için karaciğer atar damarıdır. Sindirim kanalına gidene ismini bilmenize gerek yok. Böbreklere giden de nedir? Böbrek atar damarıdır. Sonra bunlar ne yapacak? Kirlendi ya, şimdi kirlenenler çıkacaktır ve burada kirlenenler çıktı. Böbreklerden çıkan bakın kalbe gidecek olan damarlardır. Bu kalbe gittiği için böbrek toplar damarı diyoruz. Karaciğerden çıkan karaciğer toplar damarıdır veya karaciğer üstü toplar damarı olarak geçer. Bacaklardan çıkan ismini bilmenize gerek yok. Peki sindirim kanalından neden damar çıkarmadım. Çünkü sindirim kanalı direkt çıkmıyor arkadaşlar. Nereye gidiyor? Direkt karaciğere gidiyor. Çünkü karaciğerde besinlerin bazıları depolanıyor. Karaciğer düzenleyici bir görevi vardır. Dolayısıyla sindirim kanalından bağlanan damar da nedir? Karaciğere bağlanan damar kapı toplar damarıdır. Kapı toplar damarı zaten sindirim ürünleri de kapı toplar damarından karaciğere gidiyor. Sonra bu damarlar bu damarlar bir damarda birleşiyor arkadaşlar kalın bir damardır bu ve kalbimizin sol sağ kulakçığına geliyor. Bu damar kalbin alt tarafından geldiği için alt ana toplar damardır. Beynimizden gelen, kollarımızdan gelen yani vücudumuzun üst tarafından gelen bu damar ise buradaki kanı toplayıp gelen damar ise kalbin üst tarafında olduğu için üst ana toplar damardır. Bu şekli birkaç kere çizin. Emin olun damarlarla ilgili bütün soruları kafadan yapacaksınız. Bana güvenin. Şimdi diyor ki işaretli olan amino asidin kalbe ulaşma sürecinde yapılarından geçme sırası. Şimdi arkadaşlar şöyle kırmızı ya da yeşille üstünden geçelim bakın. Nereden veriliyormuş? İnce bağırsaktan emilmiş. İnce bağırsaktan emildiyse ilk önce kapı toplar damarından geçecek. Buradan kalbe gidecek. Bakın sonra karaciğer toplar damarından geçecek. Buradan da arkadaşlar alt ana toplar damardan nereye gelecek? Kalbe gelecek. O zaman ilk önce kapı toplar damarı Şöyle bir dedik. Kapı toplar damarından nereye gider? Karaciğer üst pardon, karaciğere bağlanır. İkinci olarak karaciğer diyeceğiz. Sonra karaciğer üstü toplar damarından çıkıp alt ana toplar damarından da ee, 4 diyeceğiz şuraya pardon. Buradan da kalbe gitmiş olacak. Yani 1 4 3 2 şeklinde olacak. 1 4 3 2 şeklinde cevabımız Bursa seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir popülasyonun taşıma kapasitesi ile ilgili hangileri doğrudur? Taşıma kapasitesi nedir? Ortamda bulunan maksimum bulunabilen maksimum birey sayısı. Ortam şartlarına göre değişir. Çevresel koşullar kapasitedeki birey sayısını değiştirir. Evet, çevre koşulları işte kötüleştiği zaman birey sayısı azalır. Çevre koşulları güzelleştiği zaman da birey sayısı artar. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme hızı yavaşlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle düşün mesela şu grafiğimiz taşma kapasitesi de şurası olsun. Normalde büyüme hızı şu şekilde olurken buraya geldiğinde biraz daha yavaşlayarak biraz daha sabit bir şekilde devam eder. O yüzden doğrudur. Farklı yaşama alanlarındaki kapasitelerin birey sayısı aynı olmak zorundadır demiş. Hayır, hiçbir zaman için aynı olmak zorunda değildir. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 33. soru. Diyor ki: Menstrüel döngüde meydana gelen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar menstrüel döngüyü ilk önce ben size şöyle anlatayım. Bakın bir sayı doğrusu çizelim buradan. O şekilde anlatalım. Şimdi burada menstrüel döngü yaklaşık 28 gün sürer. 0. gün, 28. gün ve 14. gün bir olayımız vardır. Bu olaydan bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar ilk 14 günlük süre Şöyle ilk 14 günlük süre folikül evresi olarak geçer ve bu folikül evresinde FSH'ın etkisiyle FSH'ın bakın adı üstünde folikül FSH. FSH'ın etkisiyle yumurta oluşumu tamamlanır. Yumurta oluşumu burada tamamlandıktan sonra 14. günde ovulasyon dediğimiz evre başlar. Ovulasyon evresi. Ovulasyon demek yumurtlama demektir. Yumurtanın yumurtalıktan yumurta kanalına çıkmasıdır. Tamam mı? Ovulasyon dediğimiz olay budur. Sonraki 14 gün ise bu tabii ki değişiklik gösterebilir kişiden kişiye biz genel olarak söylüyoruz. Sonraki 14 gün korpus luteum evresidir. Korpus luteum evresi korpus luteum ee, yumurtadan çıkan bakın yumurta folikül dediğimiz hücrelerin içerisindedir. O folikülden çıktığı zaman yumurta hani yumurta kanalına gitti ya bu folikülün içerisi yağ damlacıklarıyla doluyor. Ve bu yağ damlacıkları arkadaşlar korpus lüteum olarak veya diğer bir ismiyle sarı cisim olarak isimlendiriliyor. Eğer korpus lüteum bozulursa döllenme olmuşsa gebelik de bozulur. Yani düşük gerçekleşir. Korpus lüteumun bozulması arkadaşlar eğer gebelik varsa düşüğe sebep olur. Gebelik yoksa normal bir şeydir zaten menstrual döngünün bir parçasıdır. Peki en son o kanama evresi nerede gerçekleşiyor? O da folikül evresinin içerisinde gerçekleşir. Sıfırla şöyle 5 gün içerisinde genellikle dediğim gibi 5 gün içerisinde 6-7 gün sürebilir 10 gün sürebilir fark etmez. 5 e, gün içerisinde menstrüel döngü ya da menstrual menstrüasyon evresi dediğimiz evre gerçekleşiyor arkadaşlar. Menstrüasyon evresi. Peki bakalım Sırala sıralamasına. Folikülün parçalanması demiş. Korpus luteum'un bozulması demiş. Kanda progesteronun artması demiş. Folikülün büyümesi ve olgunlaşması demiş. Arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. Folikül evresi FSH'ın etkisiyle olurken FSH östrojen hormonunda gitti, aşağı gitti. Heh, östrojen hormonunun da üretilmesini uyarır östrojen. Ovulasyon dediğimiz o yumurtlama olayı ise LH'ın etkisiyle olur. LH'ın etkisiyle olur. LH da progesteronun üretilmesini sağlar. Progesteron. Dolayısıyla burada ilk olarak ne olacak? Folikül evresinden folikül parçalanacak. Bir dakika folikülün pardon özür dilerim. Folikül parçalanmaz. İlk önce folikül büyüyecek. Tamam mı? Folikül büyüyecek. Olgunlaşacak. Daha sonra arkadaşlar LH'ın etkisiyle Kanda e, ovulasyon gerçekleştiği için progesteron miktarı artacak. Sonrasında folikül parçalanacak. Korpus luteum bozulacak. Yani 4-3-1-2 şeklinde olacak. Ya da ben mi yanlış yaptım? Bir dakika. Ha bir dakika bir dakika. Dur bir dakika. Yumurtanın çıkabilmesi için folikülün parçalanması lazım. Şimdi folikül büyüdü olgunlaştı. Sonra folikül parçalandı. içinden yumurta çıktı. Yumurta çıktıktan sonra içerisine sarı renklerde olan işte yağ damlacıkları doldu. Sarı cisim yani korpus lüteum oluştu. Folikül parçalandığında arkadaşlar ovulasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Dolayısıyla progesteron miktarı artıyor. 3. sırada en sonunda korpus lüteum bozulduğu zaman da mensürel evre başlıyor. Tamam mı? 4, 1, 3, 2 şeklinde olacak. 4, 1, 3, 2 yani cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. 34. soruya gelelim. Aşağıdaki şekilde kloroplast organelinin yapısında bulunan X bölgesi gösterilmiştir. X bölgesi nedir? Grana dediğimiz bölgedir, değil mi? Grana tilakoitlerin bulunduğu bölgedir. Fotosentezin ışığa bağımlı evreleri gerçekleşir burada. Buna göre diyor X bölgesinde hangileri gerçekleşir? Işığa bağımlı evre bakın daha önceki denemede de söyledim ben size. Şu şekli bildiğiniz zaman bunu bir iki kere yaptığınız zaman fotosentezle ilgili birçok soru çözersiniz. Burası ışığa bağımlı evre. Işığa bağımlı burası da bağımsız evre ışıktan bağımsız. Veya karanlık evrede diyebiliriz. Şimdi ışığa bağımlı evrede ne oluyordu? Su giriş yapıyordu değil mi? Su suyun parçalanmasıyla oksijen atmosfere veriliyordu suyun parçalanmasıyla oluşan elektronlar açığa çıktığı için ETS'de taşınıp 3 tane ATP üretiliyor burada. Daha sonra hidrojenlerde 2 tane NADPH'in oluşmasını sağlıyor. Sonra arkadaşlar ışıktan bağımsız evre ise stroma dediğimiz şu sıvının içerisinde gerçekleşir. Burada da karbondioksit özümlemesi yapılır. Buradaki ATP'ler ve NADPH'lardaki hidrojenler kullanılır ve besin üretilir. Işığa bağımlı evre granalarda veya size tilakoid de diyebilir. Şunların her birine biz teker teker tilakoid diyoruz. Bağımsız evrede stromada gerçekleşir. Yani sıvıda. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi. Yani ATP üretimi nerede oluyor? Işığa bağımlı evrede yani granalarda bu olur. Karbondioksit özümlemesi. Bakın nerede oldu? Işıktan bağımsız evre yani stromada. Bunu alamayız. Oksijen üretilmesi bakın ışığa bağımlı evrede oldu. O zaman granada bu olur. Cevabımız hangileri gerçekleşir dediği için C şıkkı 1 ve 3. Bu şekli bunu bilirseniz birçok fotosentez sorusunu çözersiniz. Çok detay sormadığı sürece fotosentezin tüm sorularını çözersiniz arkadaşlar. Unutmayın. Gelelim 35. sorumuza. Ökaryot bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleriyle ilgili diyor hangileri doğrudur? DNA ve RNA Pürin baz çeşitleri aynıdır. Pürin bazları neydi? Adenin ve guaninde. İkisinde de adenin guanin bulunuyor mu? Bulunuyor. Doğru. Nükleotitleri hidrojen bağlarıyla bağlanır. Arkadaşlar hidrojen bağları DNA'da var. Şimdi hidrojen bağları nükleotitleri DNA'da bağlıyor. RNA'da ise şöyle bir özellik var. Bakın RNA normalde sentezlendiği zaman tek zincirli olarak sentezleniyor ribozomal RNA'da ve taşıyıcı RNA'da sonradan hidrojen bağları oluşabiliyor. Ama ÖSYM bunu genelde RNA'da hidrojen bağı yok olarak alıyor. Tamam mı? Unutmayın. RNA'da hidrojen bağını yok olarak alıyor. O yüzden bunu almıyoruz. Aynı sayıda nükleotit içerirler. DNA'da ve RNA'da aynı sayıda nükleotit içerir diye bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü DNA çift zincirlidir. RNA tek zincirlidir. Ee, aynı sayıda nükleotit içerme gibi bir durumu olamaz. Cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir. Gelelim diğer sorumuz. 36. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı amino asitlere ait mesajcı RNA kodon bilgileri verilmiştir diyor. Diyor ki bu amino asitlerin kullanıldığı bir peptit sentezinde görev alan kalıp ipliğin nükleotit diziliminin şeklinde olduğu bilindiğine göre Sentezlenen peptitteki amino asitlerin sırası hangi seçenekte doğru verilmişti? O kadar kolay bir soru ki bakın. Burada kalıp ipliğin nükleotit dizilimini vermiş bize. Şimdi kodonlar neydi? Mesajcı RNA. Ben bunların DNA'ya göre karşılığını yazacağım. Tamam mı? DNA'ya göre karşılığı. U urasilin karşısına ne gelecek? Adenin. Adenin'in karşısına timin, urasilin karşısına adenin. Virgül koydum. Aynı şekilde yazıyorum bakın. Urasilin karşısına adenin, adenine, timin, sitozine nedir? Guanin. Yazıyorum yine buraya da yazıyorum. Sitozine, guanin, guanin, adenin şeklinde yazdık. Guanin, guanin, guanin şeklinde yazdık. Daha sonra şöyle biraz daha küçültelim. Guanin, guanin, timin şeklinde. Bu da yine guanin, guanin, sitozin şeklinde. Üçüncü aminoasite geçtik. Adeninin karşısına timin, sitozin, ben sitozini genelde C harfiyle yazıyorum ama hep C harfiyle gösteriyor. Sitozin adenin. Adeninin karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin, guanin. Şunları da yazalım. Adeninin karşısına timin, adenin, adenin, timin, adenin, guanin. Ee, timin, adenin, timin. Bir süre sonra insan acaba doğru yaptı mı diye şey yapıyor. Adenin'in karşısına timin, urasilin karşısına adenin, guaninin karşısına da sitozin. Hepsini yazdık. Şimdi bakalım. TAC. TAC nerede var arkadaşlar? Bakın TAC 5. aminoasit. O zaman 5. TCA. TCA nerede var? 3. de var. O zaman 3 diyeceğiz. TAG. TAG nerede var? Bakın 4 de var. 4 yazacağız. GGC. GGC nerede var? GGC Bakın GGC burada var arkadaşlar. İkinci aminosit 2. Iki. Sonra ATG ATG nerede var? Birincisinde bir Sonra ACT. ACT nerede var? ACT yanlış mı yazdık acaba? ACT nerede var? Allah Allah. ACT ACT yok. Dur bakalım. Şimdi Ha bir dakika. ACT adeninin karşısına urasil, e, stozinin karşısına guanin, timinin karşısına da adenin gelir arkadaşlar. UG olur uga da durdurucu kodon olduğu için zaten buna karşılık bir aminasit gelmez. Tamam mı? O yüzden 5 3 4 2 5 1 şeklinde olur. 5 3 4 2 1 yani cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 37. sorumuza. İnsanda sindirim sisteminde görevli bazı hormonlar ve bu hormonlara ait görevler tabloda karışık olarak verilmiştir. Eşleştirme soruyor. Kolesistokinin, gastrin ve sekretin. İlk önce sekretinden bahsedeyim. Sekretin ince bağırsak tarafından sentezlenir. İnce bağırsakta arkadaşlar pankreası gider. Uyarır pankreas da ee, bir karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlar. Ayrıca karaciğeri uyararak safra salgısını üretir. O zaman 3'e B yazacağız. Sonra kolesistokinin. Kolesistokinin de pankreas uyararak pankreas öz suyunun yani sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca safra kesesini uyararak da safra sıvısının işte e, virsung pardon koledok kanalından vater kabarcığına dökülmesini sağlıyor. O zaman buna da C gelecek. Gastrin de mideden salgılanıp tekrardan kan dolaşımıyla gelip mideyi uyararak midenin çalışmasını sağlar. Mide, mideden hidroklorik asit üretimini sağlar. O zaman bir, bir neydi? Bir C. 2 A, 3 B. C, A, B şeklinde olur. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Tekrardan kontrol edeyim. 1 C, 2 A, 3 B. Tamam doğru. Gelelim 38. soruya. Uzaktaki bir nesneye bakıldığında göz uyumuyla ilgili değişimlerden hangileri gerçekleşir? Şimdi uzaktaki nesneye baktığımız zaman ben şöyle gözün şöyle bir şeyini çizeyim size. Şurası mercek. Şunlar kirpiksi kaslar olduğunu düşünün. Bu da diğer taraftan gelen. Şunlar da asıcı bağlar olduğunu düşünün. Bu da merceğimiz. Şimdi arkadaşlar uzaktaki bir cisme bakıldığı zaman kirpiksi cisimde bulunan asıcı bağlar ne yapıyor? Kasılıyor. Şimdi asıcı bağlar nasıl kasılıyorlar? Kirpiksi cisim gevşiyor. Bakın şimdi kirpiksi cisim gevşiyor. Gevşediği zaman da bunların kasılmasını sağlıyor. Tamam mı? O zaman bir numara gerçekleşiyor. Uzaktaki bir cisme baktığımız için göz bebeğimiz büyür. Çünkü onu daha iyi görmemiz lazım. Uzaktaki yere bakıyoruz. O yüzden doğrudur. Şimdi göz merceğini tutan bu asıcı bağlar kasıldığı için göz merceğini çekerler böyle aşağı yukarıya doğru ve merceği inceltirler. Burada mercek kalınlaşır demiş. O yüzden bu yanlıştır. Kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer. Zaten az önce söyledik. Bunlar gevşediği için ne yapıyor? bu asıcı bağları çekiyor yani kasılmasını sağlıyor. Dolayısıyla merceğin de çekilmesini sağlıyor. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 4 olacak. Burada göz merceği incelir kalınlaşmaz tamam mı? Uzaktaki bir cisme bakarken. Yakındaki cisme bakarken de tam tersi gerçekleşiyor. 39. soruya bakalım. Süngerimsi kemik doku ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Süngerimsi kemik doku nerede bulunuyordu arkadaşlar? Süngerimsi kemik doku uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerinde orta kısımlarında bulunuyor gözenekli yapısından dolayı hafiftir doğru gözenekli yapısından şöyle gözenekli bir yapısı vardır İçerisinde de kırmızı kemik iliği vardır arkadaşlar baskılara dayanıksızdır demiş kırmızı kemik iliği bulundurur kırmızı kemik iliği bulundurduğu doğru zaten Yassı kemiklerin iç kısmında bulunur. Evet dediğim gibi uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerin de iç kısmında bulunuyor. Şimdi burada baskılara dayanıksız olanı yanlış alacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim kemiklerimiz çok sağlamdır. İster ince kemik olsun, ister kalın kemik olsun, yassı olsun fark etmez. Kemiklerimiz dayanıksızdır. Eğer baskıya dayanıksız, pardon dayanıklıdır, dayanıksız olsaydı, mesela küçük bir işte kafamızı bir yere çarptığımız zaman hemen orada bir ezilme falan meydana gelirdi. Dolayısıyla bu yanlış cevabımız 1, 3, 4 şeklinde olur. 40. soru böbreğin korteks bölgesinde hangileri bulunur demiş. Glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, Henle kulpu, proksimal tüp ve havucuk, havucuk demiş. Arkadaşlar böbreğin korteks kısmı şöyledir. Şu böbreğimiz. Böbreğimizin korteks kısmı şu şekilde düşünün tamam mı? Burada e, nefronların şimdi nefronu şöyle düşüm ya da ben nefron üzerinden göstereyim çünkü birazcık bu şekilde zor olacak anlaşılması. Şimdi nefronlarımızın yapısına baktığımız zaman şöyle bir glomerulus kılcalları var değil mi? Glomerulus kılcallarının etrafını saran ne var? Bowman kapsülü var. Bowman kapsülünün devamına baktığımız zaman şöyle proksimal tüp aşağı doğru henle kulpu olur. Henle kulpunun yukarı doğru çıkan kolu şu şekilde şöyle yukarı doğru çıkan kolu sonrasında devamında ne var distal tüp var sonra da idrar toplama kanalı var tamam buraya bağlanan şimdi ben şunu bu şekilde şekildekiye böldüğüm zaman şu yukarıda kalan kısım korteks bölgesinde bulunanlar korteks aşağıda kalan kısım ise arkadaşlar medulla yani öz bölgesinde kalan kısımdır Medulla kısmında bakın şu idrar toplama kanalının birleştiği yer şunların birleştiği yer havuzcuk dediğimiz bölgedir. Yani idrarın biriktirildiği kısa süreli biriktirildiği yerdir. Bakıyoruz o zaman. Glomerulus kılcalları kortekste mi? Evet. Bowman kapsülü burada mı? Evet. Henle kulpu nerede? Bakın Henle kulpunun büyük kısmı nerede? Medullada. Dolayısıyla bunu almıyorum. Sonra proksimal tüp nerede arkadaşlar? Evet proksimal tüp burada alıyoruz. Havuzcuk nerede? Havuzcuk medullada. Havuzcu almıyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 4 şeklinde olur. C şıkkı olur cevabımız. Böylece birinci denememizi bitirdik. Şimdi geliyoruz ikinci deneme. Evet ikinci denemeden devam edelim. Soluk borusunun yapısı ve görevleriyle ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Diyor ki dıştan içe doğru bağ doku, kıkırdak doku ve epitel dokudan oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. En dışarıda bağ doku vardır. Etrafını sararak korur. Ortada kıkırdak doku vardır. En içte de epitel doku vardır. İç yüzeyinde mukus salgılayan hücreler bulunur. Bu da doğrudur. Ee, mukus sal salgılayan hücreler sayesinde soluk borumuza giren mikroplar tutulur. C harfindeki kıkırdak doku sayesinde sürekli açık kalır. Evet şöyle C harfinde bir kıkırdak dokudan oluşuyor arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız 1-2-3 şeklinde olur. C edirne şıkkı. Bu arada burada hiyalin kıkırdak var unutmayalım. Kemik dokunun özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıkı kemik osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Arkadaşlar sıkı kemik doku osteon dediğimiz yapı birimlerinden oluşuyor. Bu doğrudur. İnorganik madde birikiminin artması kemiğe esneklik sağlar demiş. Bakın kemiğe esneklik sağlamıyor. Burada ee, madde birikiminin artması kemiğe dayanıklılık kazandırıyor. Yani sertleşmesini sağlıyor. Esneklik kazandırmıyor. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir. Evet bunu zaten biliyoruz. Kemiklerin dış yüzeyini saran zara periyost denir. Doğrudur. Periyost hatta kemiğin eline kalınlaşmasını ve kemiğin arkadaşlar e, onarılmasını da sağlıyor. Doğrudur. Cevabımız 1-3-4 şeklinde olur. Denizli seçeneği. 30. soru. Hipotalamus, hipofiz bezinin ve iç organlarının çalışmasını denetleyerek homeostasinin devamlılığını sağlayan merkezdir. Hipotalamustan salgılanan salgılatıcı ya da engelleyici hormonlar hipofiz ön lobunun hormon salgılamasını kontrol eder. Aynı zamanda hipotalamus doğrudan sentezlediği hormonları hipofizin arka lobunda depo eder. Hangi hormonlardı bunlar? ADH antidiüretik hormon diğer bir ismiyle vazopilestin ve oksitosin değil mi? Bunları hipotalamus salgılıyordu oksitosin. Diyor ki hipofizden kana salgılanan hormonlar diğer endokrin bezlerin ve homeostasinin kontrolünü sağlar. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi hipotalamusun kontrolünde gerçekleşmez? Kan kalsiyum düzeyinin normal değerde tutulması. Kalsiyumu kim düzenliyor arkadaşlar? E, kalsitonin kalsitonin ve paratormon değil mi? Bunlar zıt çalışıyorlar. Paratormon kandaki kalsiyumu artırıyor. Kalsitonin de azaltıyor. Peki herhangi ikisinin salgılanmasından hipotalamus sorumlu mudur? Değildir. Kalsitonin tiroid bezlerinden salgılanıyor ama hipotalamustan salgılanan tes, pardon, hipotalamus tarafından uyarılan ve hipofiz tarafından salgılanan TSH hormonu tarafından uyarılmaz. Orada sadece tiroksin hormonu üretilir. Dolayısıyla A şıkkı zaten cevabımız. Diğerlerine bakalım. Hücrede mitokondri aktivitesinin hızlanması bunu sağlar. Nasıl sağlar? E, homeostasinin kontrolü için, düzenlenmesi için vücudumuzu hızlandırabilir metabolizmamızı. Dolayısıyla mitokondriyi de hızlandırır. Adrenal bezlerden steroid yapılı hormonların sentezlenmesi. Adrenal bezlerin korteks kısmından yani böbrek üstü bezlerimizin kabuk bölgesinden e, aldosteron, kortizol ve eşeysel hormonlar sentezleniyor. Bunlar steroid yapılı hormonlardır. Bunların sentezlenmesini de ACTH kontrol eder. Yani antidiüret, pardon antidiüretik demişim. Adrenokortikotropik hormon. Bunu kim üretiyor? Hipotalamusun kontrolünde hipofiz üretiyor. O yüzden doğrudur. Deride bulunan melanosit hücrelerinden melanin pigmentin üretilmesi bunu kim sağlıyor? MSH. Bu da kim tarafından üretiliyor? Hipofiz. Hipofizi kim kontrol ediyor? Hipotalamus. Doğrudur. Erkeklerde, testislerde sperm hücrelerinin üretilmesini bunu kim sağlıyordu? FSH. FSH'i hipofiz üretiyor. Hipofizi de hipotalamus kontrol ediyor. O yüzden bu da olur. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğer sorumuz insan vücudunda olaylarından hangileri otonom sinir sisteminin denetiminde gerçekleşir? Otonom kendiliğinden gerçekleşecek. Bakın otonom. İskelet kaslarının hareketi biz kontrol edebiliyor muyuz iskelet kaslarımızı? Evet. O zaman otonom değil. Bağırsak hareketlerimizin düzenlenmesi arkadaşlar bu düz kaslar sayesinde olur düz kaslar otonom çalışır kalp atışının düzenlenmesi biz kalp atışımızı kontrol edebiliyor muyuz hayır dolayısıyla bu da otonomdur otonom olanlar 2 ve 3 ama iskelet kaslarının hareketi somatik sinirler tarafından sempatik para pardon sempatik para otonom sinir sisteminde e, somatik sinir sistemi tarafından iskelet kası hareketleri kontrol ediliyor. Deneysel bir çalışmada uygun ortam koşulları sağlanarak deney kaplarına eklenen maddeler aşağıdaki görselde verilmiştir. Yeterli süre bekletilmesine rağmen kapların hiçbirinde kimyasal sindirim gerçekleşmemiştir. Kimyasal sindirimin gerçekleşebilmesi için numaralı deney kaplarına aşağıda verilen hangi maddeler eklenmelidir? Şimdi arkadaşlar bir kere tripsinojen direkt polipeptide etki edemez. Bunun etki edebilmesi için İlk önce aktif hale gelmesi lazım. Aktif hale getiren hangi enzimdir? Enterokinastır. Dolayısıyla bakın şunları şöyle hemen siliyorum. Enterokinaz kaldı. İkincisine bakıyorum. Yağ var, su var, safra var. Safra küçük yağ damlacıklarını ayırır yağı. Ama sindirilebilmesi için enzime ihtiyaç var. Hangi enzim yağı sindiriyor? Lipaz enzimi değil mi? Buraya lipaz lazım. Pepsinojen var protein var, su var. Şimdi pepsinojen direkt protein etki edemez. Aktif hale gelmesi gerekiyor. Aktif hale gelmesi için de hidroklorik asite ihtiyacı vardır. O zaman enterokinaz, lipaz, hidroklorik asit olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Sindirimdeki bu enzimleri mutlaka bilin. Bakın 2 senedir sindirim sistemi sorulmuyor. Bu sene sorulma ihtimali çok çok yüksek. Hatta kesin diyebiliriz. O yüzden sindirim sistemine iyi çalışın arkadaşlar. Hatta son tekrarlarınızı sindirim sistemi üzerinde yapın. Mutalizmin bir çeşidi olan gevşek mutalizmde iki canlı birbirinden ayrılsa bile yaşamlarını sürdürebilir. Normalde mutalizmde arkadaşlar iki canlı birbirinden ayrıldığı zaman yaşamlarını sürdüremiyor. Ama gevşek mutalizmde sürdürebiliyor. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi gevşek mutalizme örnek olarak verilebilir? Bir antilop türü olan impalanın üzerindeki kuşların impala üzerindeki parazitleri yiyerek yok etmesi. Şimdi kuşlar ayrılsa antiloptan yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Sonuçta sadece üzerindeki parazitlerle beslenmiyor. Başka şeylerle de beslenebilir. Peki impala üzerindeki parazitler olsa bile yaşayabilir mi? Yaşayabilir. O zaman bu gevşek mutalizm örnektir diyebiliriz. Ama diğerlerini de şöyle bir okuyalım. Liken birliğinde yer mantarın oksijen ve besinine Alkten alırken alge, karbondioksit ve su sağlaması. Bakın bunlar birbirlerinden ayrılırsa yaşayamazlar. Çünkü likende mantar e, alge, karbondioksit ve su sağlıyor. Mantara da Alk besin veriyor, oksijen veriyor. Dolayısıyla besin verdikleri için arkadaşlar bunlar mutalizmde direkt mutalizm, gevşek mutalizm değil. İnsan bağırsağında B ve K vitamini üreten bakterilerin aynı zamanda kendileri için uygun yaşam ortamı bulması. B ve K vitaminleri bizden ayrıldığı zaman bizler uzun süre yaşamımızı sürdüremez. Çünkü B vitamini, K vitamini günlük belirli dozlarda almamız lazım. Her zaman alamadığımıza göre mecburen onlara ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bu da normal mutalizmdir. Anemon ve palyaço balığının birbirlerini düşmanlarından koruması. E bunlar birbirlerinden ayrılırsa düşmanlarından koruyamazlar. O zaman bunlar da ölürler. Normal mutualizmidir. Baklagillerin kökünde yaşayan rizobium cinsi bakterilerin havanın serbest azotunu baklagillerin kullanacağı forma dönüştürmesi. Bunlar da birbirlerinden ayrılırsa ölürler arkadaşlar ama cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki miyop göz kusurunun oluşumunda hangileri etkilidir? Hatırlarsanız bir önceki denemede anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Arkadaşlar normalde bir göz e, görme olayında bakın şurası retina olsun. Şuradan da cisim geliyor. Cisim nereye düşecek? Retinaya düşecek değil mi? Görüntü. Görüntü şöyle retinaya düşer. Ama miyopta bakın miyopta uzağa göremiyorlar kişiler. Miyop'ta göz küresi normalden daha uzun oluyor. Ve e, retinaya düşmesi gereken görüntü bakın görüntü buradan nereye düşüyor? Retinanın önüne düşüyor. O zaman göz merceğinin normalden şişkin olması olur. E, göz kaslarının uyumlu kasılmaması, göz merceğinin saydamlığını yitirmesi, göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının uzun olması. Zaten bu önden arkaya doğru e, çapının uzun olmasını aldık. Göz kaslarının uyumlu kasılmaması da arkadaşlar, e, bu gözde seyirme dediğimiz olay var ya, hani buna sebep olur veya göz merceğinin gereğinden fazla ince kalın olmasına sebep olur. Miyopla ilgisi yoktur bunun. Bu anlık gerçekleşen durumlardır. Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucunda da katarakt oluşur. Katarakt. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 bursa seçeneği olur. Göz merceğinin normalden şişkin olması demesi zaten şu dediğimiz şu bahsettiğim olayı söylüyor. Bu şekilde de söyleyebilir. Normalden şişkin olması ya da önden arkaya çapının uzun olması şeklinde de söyleyebilir. Gelelim diğerine diğer sorumuza. Modern biyoteknolojik uygulamalardan biri olan gen aktarımıyla canlılara yeni özellikler kazandırılabilmektedir. Bu canlılar transgenik organizm olarak adlandırılır. Örneğin alabalıklardan alınan büyüme hormonu geninin sazan balığına aktarılması ile sazan balığının çok hızlı büyümesi ve normalden daha iri olması sağlanmıştır. Buna göre gen aktarımı ile ilgili hangileri doğrudur? Gen aktarımı diyor ki tür çeşitliliğine neden olur. Arkadaşlar burada türlerde herhangi bir değişme olmuş mu? Olmamış. O zaman tür içi çeşitliliğe sebep olmaz. Abi, bir dakika tür içi çeşitlilik diyor. Pardon özür dilerim. Burada ben sandım tür sayısı artar demek istiyor. Tür içi çeşitlilik hani belki olabilir. Evet, tür içi çeşitlilik olur arkadaşlar. Nasıl olur? Şöyle olur. Şimdi normalde mesela o büyüme genini aktarıyor ya büyüme hormonu genini, oradaki gen sonuçta DNA'daki bir değişikliktir. O da tür içindeki çeşitliliğe sebep olmak demektir. Yalnızca aynı tür canlılar arasında gerçekleşebilir. Hayır bakın, farklı türlere de e, aktarılmış daha verimli canlıların elde edilmesinde olanak sağlar. Evet daha verimli canlılar elde edilmiş mi edilmiştir cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde gerçekleşen fotosentezle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Karbon kaynağı karbondoksittir. Doğru değil mi? Karbondoksit suyla birleşiyor. Besin artı oksijen üretiyor. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Doğru arkadaşlar sudaki oksijen atmosfere veriliyor. Gerekli enerjinin kaynağı organik monomerlerdir. Hayır. Gerekli enerjinin kaynağı arkadaşlar sudan ayrılan elektronların elektron taşıma sisteminden taşınmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla organik monomer değil inorganik maddelerdir. Burada gerekli enerjinin kaynağı organik monomerlerdir demesi bu hücresel solunum için geçerlidir hücresel solunum. Orada glikoz, amino asit, yağ asidi gibi moleküller, organik moleküller enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. 37. soru. Böbrekten süzülen organik moleküllerin en yoğun geri emildiği nefron bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar en yoğun geri emilme Bowman kapsülünden sonra gelen. Bakın Bowman kapsülünde kesinlikle emilme olmaz. Tamam bunu unutmayın. Bowman kapsülünde sadece süzülme meydana gelir. Bowman kapsülünden sonra hangi tüp geliyordu? Proksimal tüp geliyor. Sonra Henle kulpu. Henle kulpunun yukarı doğru çıktığı yerde de ne var? Şöyle şurada birleştirelim. Burada distal tüp var. Sonra da idrar toplama kanalı var. En yoğun geri emilimin gerçekleştiği yer proksimal tüptür. Çünkü proksimal tüpte tüm organik maddeler emilir. B ve C vitamini hariç. Vitaminlerden B ve C vitamini hariç. Tüm organik maddeler emilir %100'ü o yüzden de proksimal tüp emilimin en yoğun gerçekleştiği yer. 37. soru pardon 38. soru değil mi 37'yi çözdük evet. Trigliseritlerin fosfolipit, kolesterol ve proteinlerle kaplanması su, e, kaplanmasıyla suda çözülebilir kürecikler oluşturması sonucu şilomikron adı verilen yapılar oluşur. Laf dolaşımına emilen işaretli bir şilo kalbe ulaşıncaya kadar aşağıda verilen yapıların hangisinden geçmez? Arkadaşlar şilo yağ moleküllerinin etrafına işte kolesterol, fosfolipit ve proteinlerle kaplanması sonucunda ortaya çıkıyor ve lenf damarlarıyla taşınıyor. Bakın ince bağırsakların villus epitelinden emilir. Villus epiteli buradan emiliyor. Buradan nereye geçiyor? Lenf damarları, lenf kılcallarına. Lenf kılcalları. Lenf kılcalları da peke sarnıcı dediğimiz bir yapıya bağlanıyor. Peke sarnıcı bir lenf düğümüdür. Peke sarnıcından sonra göğüs lenf kanalına geçer. Şöyle göğüs lenf kanalı veya göğüs kanalı da olabilir. Lenf kanalı. Buradan arkadaşlar buradan e, vücudumuzun sol tarafından taşındığı için sol köprücük altı toplar damarına gider sol köprücük altı toplar damarı oradan üst ana toplar damara verilir. Üst ana toplar damar oradan da kalbe gider. Kalbin sağ kulakçı. Şimdi bakıyorum hangilerinden geçmez diyor. Alt ana toplar damar demiş. Alt ana toplar damardan geçti mi? Geçmedi değil mi? Dolayısıyla cevabımız zaten alt ana toplar damar olacak. Sol köprücük altı toplar damarı var. Üst ana toplar damar var. Göğüs kanalı, göğüs lenf kanalı var. Peke sarnıcı var. Dolayısıyla cevabımız altına toplarda damar olur. Gelelim 39. soruya. Embriyonik gelişimde diyor yapılarının oluşum sırası seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bizim zigotumuz tamam mı? Bölünüyor. Şöyle sürekli bölünmeler gerçekleştiriyor. Biz bu her bir hücreye blastomer diyoruz. Bu evreye de blastomer evresi diyoruz. Tamam mı? Blastomer 1. Daha sonra bu blastomerler bir araya gelerek böyle dut görünümünde bir e, evre ortaya çıkıyor. Hücre yuma ortaya çıkıyor. Buna morula diyoruz. Morula evresi. Sonra moruladan bir boşluk oluşmaya başlıyor. Bu boşluğa da blastosöl diyoruz. Blastosöl boşluğu. Sonrasında arkadaşlar e, 3 tane embriyonik tabaka ortaya çıkıyor. Bu embriyonik tabakalarda gastrula evresinde ortaya çıkar. Bu 3 embriyonik tabaka dıştan içeriye doğru ektoderm, mezoderm ve endoderm olarak bunlar organlara dönüşecek. Dolayısıyla 4. sırada budur. En sonunda organ oluşumu gerçekleşir. Organogenes sırasında. Cevabımız 3-4-5-2-1 şeklinde olur. Yani Bursa seçeneği olacak. Gelelim son sorumuza bu deneme için. Aşağıdaki şekilde bazı azotlu organik e, bazları eksik olan bir DNA parçacığı verilmiştir. Bu DNA parçasının onarılması ve ardından iki kere eşlenmesi sürecinde kullanılacak sitozin baz sayısı kaçtır? Şimdi bakalım. ilk önce bunu bir tamamlayalım. Burada sitozinin karşısına ne gelecek? Guanin, guanin. Adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guanin'in karşısına sitozin geldi. Şimdi tamamlamak için bir tane kullandık. Ayrıca ben bunu da iki kere eşleyeceğim. İki kere eşlediğim zaman arkadaşlar ne olur? Bakın birinci eşlemeyi yapıyoruz. Birinci eşlemede şöyle zincirimizi şöyle düz olarak düşünün. Birinci eşlemede hani bir tane zincirleri kalıp olarak kullanıyoruz ya. Şöyle yapayım ben ya da birinci eşlememizde daha nasıl kolay anlatırım. Şu zinciri düşündüğü aldığımızı düşünün. Bu zinciri aldım. Neydi? Adenin, timin, guanin, guanin, guanin şeklinde. Bunun karşısına yeni bir zincir sentezliyorum. Adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guaninlerin karşısına da ne gelecek? Sitozin gelecek. Sonra diğer zinciri alıyorum. Diğer zincir. Diğer zincirde ne var? Timin, adenin, sitozin, sitozin, sitozin var. Bunun karşısına ne sentezleyeceğim bakın bunun karşısına timin'in karşısına adenin adenin'in karşısına timin sitozinin karşısına da ne gelecek guanin gelecek. Sonra ben bu zincirleri birer kere daha eşliyorum. Birer kere daha eşlediğim zaman bakın direkt şu zincirin karşısına eşleme yapıyorum. Onu düşünün tamam mı? Şu zinciri. Burada timin'in karşısına ne gelecek? Adenin. Adenin'in karşısına timin, sitozinlerin karşısına da guaninler gelecek. Şimdi birinci zincirimiz bitti. Geliyorum ikinci zincire. İkinci zincirin karşısında adeninin karşısına ne gelecek? Timin. Timinin karşısına adenin, guaninlerin karşısına da sitozinler gelecek. Bu da ikinci zincirimiz. Şuradan. Geliyorum üçüncü zincire. Bunu da sentezleyeceğiz. Timinin karşısına adenin, timin, guanin, guanin guanin gelecek. Bu da bizim yeni zincirimiz. Daha sonra son zincire geliyorum artık. Son zincirde adeninin karşısına timin adenin sitozin sitozin sitozin. Şimdi bakıyorum burada sayacağız. Onarmak için bir tane sitozin aldık. Sonra bunların karşısına bakın üç tane sitozin buradan geldi. Değil mi? 3 sitozin. Daha sonra arkadaşlar 3 sitozin buradan geldi. 3 sitozin de buraya geldi. Kaç oldu? 3 6 9 10 oldu. Cevabımız Bursa şıkkı 10 olacak. Bunun daha kısa bir yolu vardır illaki de ben şu an çıkaramadım ama böyle teker teker yapmak daha mantıklı en azından karıştırmadan yaparsanız sayarak yapmış olursunuz Böylece ikinci denememizi de bitirmiş olduk 3. denemeye geçelim 3. denemeden devam ediyoruz arkadaşlar 28. soruda diyor ki sağlıklı bir dişi bireyin menstrual döngüsü sırasında görülen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir Buna göre diyor bireyin kanında FSH miktarının artmasına bağlı olarak Son e, miktarının artmasından sonra verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım. Burada ben size hatırlayın şöyle bir grafik gibi çizmiştim. 14. gün neydi? Ovulasyonun gerçekleştiği gündü. İlk 14 gün folikül evresi, sonraki 14 gün korpus luteum evresiydi ve folikül evresinin içerisine gerçekleşen yaklaşık 5 günlük sürede menstrüasyon döngü, menstrüasyon evresiydi. Menstrüasyon evresinde bir miktar kanla birlikte korpus lüteum parçaları da ne yapıyordu? Atılıyordu. Ovulasyon dediğimiz evre ise yumurtanın folikülden çıkarak yumurta kanalına geçmesiydi arkadaşlar. Şimdi FSH miktarı arttıysa FSH miktarının artmasına bağlı olarak zaten folikül evresi başlıyor. Folikül evresinde ne olacak? Yumurta üretimi başlayacak. Yumurta üretiminin yanında ayrıca kanda östrojen miktarı da artar. Dolayısıyla burada ilk olarak gerçekleşecek olay kandaki östrojen miktarının artmasıdır. Daha sonra östrojen miktarının artışına bağlı olarak arkadaşlar ne olacak? Ee, rahim duvarı kalınlaşmaya başlayacak rahim duvarı kalınlaşacak. Östrojen çünkü bunu da sağlıyor. Sonrasında ise kandaki LH miktarı artacak. Çünkü 14. güne geliyor. Ovulasyonu gerçekleştiren hormon LH'tı. Dolayısıyla kandaki LH miktarı artacak. İkinci sırada bu olur. LH miktarının artmasına bağlı olarak ovulasyon gerçekleşecek. Ovulasyon gerçekleşti. Yumurta kanala çıktı arkadaşlar yumurta kanalına. Sonrasında korpus luteum evresi başlıyor. O folikülün içerisine yağ damlacıkları doluyor ve sarı renkli bir görüntü olduğu için biz buna korpus luteum diyoruz. Bu korpus luteum'un e, bozulmasını engelleyen nedir? Progesterondur. Eğer progesteron arkadaşlar azalırsa korpus luteum bozulacak ya da şöyle söyleyeyim korpus luteumun bozulmasının etkisiyle ne olacak? Kandaki progesteron miktarı da azalacak. O yüzden mesela hamilelerde e, progesteron düşüklüğü varsa düşük meydana gelir. Progesteron miktarı azalırsa. O zaman ne olur? Korpus lüteum bozulur. Dördüncü sırada sonra da kandaki progesteron miktarı zaten azalır. Azaldığı için de tekrardan menstruasyon evresi ile birlikte folikül evresi yeniden başlar arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Cevabımız nasıl olur? 4, 1, 3, 5, 2 şeklinde olur. 4, 1, 3, 5 4, 1, 3, 2, 5 şeklinde olacak. Evet cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. Doku kılcalları ile aşağıda doku kılcalları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Doku kılcalları diyor. Kılcal damar zaten. Yapısında elastik lifler bulunur demiş. Atar damar ile toplar damar arasında bulunur demiş. Sadece endotel tabakadan oluşur. Madde geçişi iki yönlüdür. Kan basıncı düşüktür demiş. Arkadaşlar atar damarlar ile toplar damarlar arasında bulunur doğru. Sadece endotel tabakadan oluşur. Doğru kılcal damarlar sadece endotel tabakadan oluşuyor. Madde geçişi iki yönlüdür doğru olacak. Çünkü bir süzülme olayı gerçekleşiyor. Bir de geri emilim. süzülmede besin ve e, minel besin ve oksijen gönderiliyor. Geri eminimde de atık maddeler alınıyor. İki yönlüdür o yüzden. Kan basıncı düşüktür demiş. Şimdi atar damardan toplar damara doğru gittikçe kan basıncı düşüyor. Dolayısıyla doku kılcallarında da kan basıncı ne yapacak? Düşmeye başlayacak. O yüzden bu da doğru olacak. Ama yapısında elastik lifler bulunmaz arkadaşlar. Yapısı sadece epitel dokudan oluşur. Elastik lifler bulunmuyor. Elastik lifler atar damarlarda ve toplar damarlarda vardır. Kılcal damarlarda yoktur. Gelelim 30. sorumuza. Diyor ki insan sinir sisteminde yer alan yapı görev eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Orta beyin. Kas tonusu ve vücut duruşunun ayarlanmasını denetleme. Bunu yapar değil mi orta beynimiz? Kas tonusu nedir? Kasların gevşek olduğu zaman bile bir miktar kasılı kalmasıdır. Beyincik. istemli hareketleri ve dengeyi kontrol etme. Şimdi burada dengeyi kontrol eder. Ama istemli hareketleri kim kontrol ediyor? Uç beyin kontrol ediyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Diğerlerine de bakalım. Hipotalamus vücut sıcaklığını düzenleme. Doğrudur arkadaşlar. Omurilik ha, hafıza, düşünme gibi fonksiyonları yönetme. E bu da yanlış oluyor aslında. E, bu da yanlış oluyor arkadaşlar. Şöyle omurilik değil, bunu da uç beyin yapıyor. Dolayısıyla yanlış. Omurilik soğanı iç organların çalışmasını düzenleme demiş. Bu doğrudur. Omurilik soğanı iç organlarımızı çalışmıyor zaten o yüzden de hayat, hayat ağacı diyerek isimlendiriyorduk. Burada beyincikte ben şunu söyleyeyim size. Beyincik dengeyi kontrol eder. Ee, uç beyinden gelen uyarıları alır. Daha sonra işte gözümüzden gelen, kulağımızdan gelen uyarıları alır. Ve bunlarla birlikte dengeyi kontrol eder. Dolayısıyla istemli hareketleri direkt kontrol eder diyemiyoruz. Ama burada büyük ihtimal denge ile birlikte istemli hareketleri kontrol etme olayını almıştır. O yüzden bunu kabul etmiştir doğru olarak. Ama direkt beyincik istemli hareketleri kontrol etmiyor arkadaşlar. Denge ile birlikte istemli hareketler yani uç beyinle birlikte kontrol ediyor. O yüzden direkt bu şekilde yazması bence yanlış olmuştur. Sadece denge yazsaydı kabul ederdik. O yüzden ben B şıkkına da yanlış demek istiyorum. 31. sorumuz. Sindirim enzimleri etki ettikleri maddeler ve salgılandıkları yapılarla ilgili aşağıda bir tablo verilmiş diyor. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı kısımlara yazılması gereken ifadeler. Şimdi kimotripsin e, substrat olarak neye etki ediyor arkadaşlar? Kimotripsin. Kimotripsin neydi? Bakın bir enzimin sonu sinle bitiyorsa İçerisinde peptit varsa, enzimin içerisinde peptit varsa protein sindiriyor demektir. O zaman ben burada bakın protein arayacağım. Bakın ne demiş polisakkarit demiş olmaz, polisakkarit demiş olmaz, disakkarit demiş olmaz. Ne olacak? Polipeptit olacak. Daha sonra geliyorum ikinci boşluğumuza. Dipeptidaz. E, Şurada dipeptidaz. Nereden salgılanıyor arkadaşlar? Dipeptidaz ince bağırsaklardan salgılanıyor. Tamam, bu yüzden burası ince bağırsak olacak. Sonra DNA ve RNA'yı e, sindiren kimdir? Nükleazlardır. Dolayısıyla buraya nükleaz yazacağız. Bakın şöyle gidecek. Lipaz yağ damlacıklarını e, etki ediyor. Bu da nereden salgılanıyor? Tabii ki pankreas'tan salgılanıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Kan grubu tayinleri yapılan XYZ bireylerinin kanlarına anti A, anti B ve anti D serumları damlatıldığında meydana gelen aglütinasyon yani çökelme aşağıdaki görselde verilmiştir diyor. Böyle parçalı parçalı olursa çökelme var. Eğer e, nokta nokta olursa çökelme yok. Arkadaşlar ben size şunun basit yolunu söyleyeyim. Hangisinde çökelme varsa o kan grubuna sahiptir. Şimdi neden diyeceksiniz? Şöyle bir durum var. Bakın biz A kan gruplu bir bireyiz diyelim ki. Ben A kan gruplu bir bireyim. Bakın mantığını anlatıyorum bunu size. Bana B kan grubundan bir kan verdiler. B kan grubuna karşı hangi antikor üretiliyor? A antikoru değil mi? Anti A. Dolayısıyla buradaki anti A ile şuradaki A bir araya geliyorlar ve çökelme oluşturuyorlar. O yüzden de hangisinde çökelme varsa o kan grubuna sahiptir. Bakıyoruz. Bakın A'da çökelme var. B'de çökelme var. O zaman bu hangi kan grubunda? AB. RH'da da RH için anti de RH içindir. Çökelme varsa pozitif. Çökelme yoksa negatiftir. O zaman AB negatif. X. Y'ye bakıyorum. Y arkadaşlar nedir? A'da çökelme var. B'de yok. D'de çökelme var. O zaman A RH pozitiftir. Z'ye bakıyorum. İkisinde de çökelme yok. O zaman 0. D'de çökelme var. 0 RH pozitiftir. Bize ne diyor? Buna göre diyor hangileri doğrudur? X'in al yuvarzarında A ve B antijenleri vardır. Bir X'e bakıyorum. A, kan gruplu. O zaman A ve B antijenleri vardır. Doğru. Y kan plazmasında anti A ve anti D antikorları bulundurur. Y'ye bakıyorum. Evet anti A da çökelme olmuş, anti D de çökelme olmuş. O zaman bunları bulunduruyor, doğru. Z'nin kan grubu 0 Rh pozitiftir. Z'ye bakıyorum. 0 Rh pozitif mi bulduk? Evet, doğru. O zaman hepsi doğru olacak. Cevabımız Edirne Edirne şıkkı olacak. Gelelim 33. sorumuza. Belli bir bölgede yaşayan bir hayvan popülasyonunun birey sayısında zamanla azalmaya neden olabilecek etkini gösteren grafik. Şimdi birey sayısında azalmaya neden olacak. Bir kere rekabet azalırsa birey sayısı artar. Şöyle düşün. İki kişi veya işte bir popülasyonda bulunan birçok kişi birbiriyle besin için rekabet ediyor. Eğer rekabet azalırsa ne olur? Oradaki birey sayısı artar. O yüzden bu olmaz. Bizim birey sayısını azaltan bir şey bulmamız lazım çevre direnci çevre direnci artarsa arkadaşlar birey sayısı ne olur azalır nedir çevre direnci şudur çevrenin bireylere karşı gösterdiği dirençtir mesela besin kıtlığı bu bir çevre direncidir barınma ortamının olmaması bu bir çevre direncidir arkadaşlar dolayısıyla çevre direnci arttıkça birey sayısı ne yapacak azalacak cevabımız bu olur diğerlerine de bakalım Atıkların birikimi azalırsa bireyler zehirlenmezler dolayısıyla birey sayısı artar azalmaz bu gider. Popülasyon dışına göç popülasyon dışına göç azalırsa birey sayısında artış olur dolayısıyla bu da olmaz. Av olan hayvan sayısı av olan hayvan sayısı artarsa mesela aslanların avlayacağı hayvanlar artarsa aslanların birey sayısı da ne olur bir süre sonra artar bu da olmaz bize azalanı istediği için cevabımız bursa seçeneği olur. 34. sorumuz. Bir DNA molekülünün yapısında bulunan toplam pürin ve pirimidin, pürin, pirimidin ve deoksiriboz sayısı harflerle simgelenmiştir. Bu DNA molekülü ile ilgili verilen eşitliklerden hangisi yazılamaz? Arkadaşlar bir kere DNA için pürin bazları hangi bazlarda? Adenin, guanin. Pirimidin bazları sitozin, timin. Deoksiriboz zaten şekeri. DNA'da şu eşitlikler vardır. Bakın pürin ve pirimidinlerin ee, oranı 1'dir. Yani pürin bölü pirimidin sitozin artı timin eşittir 1'dir. Peki nereden biliyoruz bunun böyle olduğunu? Diyelim ki DNA'da 100 tane adenin olsun. Kaç tane timin olacak? 100. Adenin karşısına timin geliyordu. Mesela e, 50 tane guanin olsun. Kaç tane sitozin olacak? 50. 150 bölü 150'den ne olur? 1 olur. Tamam bunu yazdık. Ayrıca purin artı pirimidin Bakın pirin artı pirimidin yani x artı y öyle diyelim isterseniz. x artı y eşittir ne olur? Z olur arkadaşlar. Çünkü hem pirimidinlerde hem de pirinlerde ne vardır? Deoksiriboz vardır. İkisinin toplamı e, deoksiriboz sayısına eşittir ki zaten deoksiriboz sayısı da nükleotitlere eşittir. Bakalım x bölü z, x bölü z demiş eşittir 1 bölü 2. Olur mu 1 bölü 2? x bölü z Olur değil mi? Mesela şöyle düşünün. X neydi? neydi? X 150 idi değil mi? 150. Peki Z ne olur arkadaşlar? 150 artı 150'den 300 olur. 300 ne olur o zaman? 1 bölü 2 olur. O zaman bu doğrudur. Y eşittir Z bölü 2. Y kaç? 150. Z kaç? 300. Bölü 2'den eşittir 150 olur mu? Olur. Doğru. X artı Y eşittir Z. Zaten bunu yazdık biz. Doğru. Z bölü Y eşittir X demiş. Arkadaşlar Z bölü Y. Bakın Z 300 Y ne? 150. 300 bölü 150'li kaç olur? 2 olur. X'e eşit oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu yanlıştır. 2X eşittir Z. X kaç? 150. Z kaç? 300. 2 ile çarparsam 150, 300 yapar mı? Yapar. O zaman doğrudur. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Bu tür soruları sayı vererek yapın. Daha kolay yaparsınız. Gelelim 35. soruya. Aşağıda A ve B olarak iki farklı komünitenin kesişim bölgesi şematize edilmiştir diyor. Buna göre taralı bölge ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi taralı bölge nedir? Bir ekoton bölgesidir. Ekoton bölgesi her iki komünitenin de kesiştiği bölgedir. Ve arkadaşlar burada tür çeşitliliği fazladır. Yani mesela A komünitesinde diyelim ki şeftali ağaçları böyle bol miktarda var şeftali. B komünitesinde de ne olsun kivi ağaçları olsun kiviler. Bakın ekoton bölgesinde hem şeftali var hem kivi var. O zaman tür çeşitliliği bakımından zengindir. Ama birey sayısı, birey sayısı daha azdır, tamam mı? Çeşitlilik fazla, birey sayısı azdır. A komünitesinden daha az sayıda canlı içerir. Doğru. Bakın A'da daha fazla birey vardır. Bu kesişim bölgesinde daha az vardır. O yüzden doğru. Tür çeşitliliği bakımından A ve B komünitesinden daha zengindir. A komünitesinde bir tür, B komünitesinde bir tür ama ekoton bölgesinde iki tür var. O zaman daha zengindir. Doğru. Her iki komünitenin iklim özelliğini gösterebilir. Evet arkadaşlar ikisi arasında bir iklim özelliği gösterir. Bu yüzden de zaten buradaki türler burada yaşayabiliyorlar. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olur. 36. sorumuz. Soluk verme sırasında kaburgalar arası kas. Karın iç basıncı, akciğer iç basıncı durumlarında meydana gelen değişimler. Değişimlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar soluk verme sırasında bir kere kaburgalar arasındaki kaslar gevşer. O yüzden gevşer olanı alacağız. Karın iç basıncı nasıl olur? Şimdi nefes veriyoruz ya. Nefes verdiğimiz için karnımıza uygulanan baskı yani basınç azalıyor. O yüzden arkadaşlar karın iç basıncı azalır akciğer iç basıncı. Nefes verdiğimiz için içerisindeki nefesi, akciğerimizin içindeki nefesi boşaltıyoruz. Boşalttığımız için de arkadaşlar ne oluyor? Daha fazla oksijen alma ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden de akciğerdeki iç basınç ne oluyor? Artıyor. Tamam mı? Zaten birini bildiğiniz zaman diğeri tam tersi olacak. Karın iç basıncı soluk verme sırasında azalır. Soluk alma sırasında artar. Akciğer iç basıncı da bunun tam tersidir. Dolayısıyla e, bu şekilde söyleyeceğiz. Evet geçelim 37. sorumuz arkadaşlar diyor ki iki farklı bitki türünde ışık şiddetine bağlı olarak fotosentez hızında meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Fotosentez hızlarının farklı olmasına verilenlerden hangileri neden olmuş olabilir? Şimdi A bitkisinde fotosentez daha hızlı gerçekleşmiş, B bitkisinde daha az. Aydınlatıldıkları ışığın dalga boyu olabilir. Nasıl olabilir? Mesela A bitkisi kırmızı mor dalga boyunda ya da şöyle diyelim, kırmızı mor demeyelim de mavi mor diyelim. Mavi mor dalga boyunda ışıklandırılırken mavi mor. B bitkisi arkadaşlar turuncu ışıkla ışık, ışıklandırılmış olabilir. Dolayısıyla bu olabilir. Bitkilerin bilim zamanda kullandıkları karbondioksit miktarı. Bu da olabilir. Nasıl olur? karbondoksit miktarı B bitkisinde daha azdır. Dolayısıyla fotosentez hızı daha yavaş gerçekleşebilir. A bitkisinde daha hızlı gerçekleşebilir arkadaşlar. Bitkilerin birim alanda sahip olduğu klorofil sayısı. Şimdi klorofil sayısı da bunu etkiler. Klorofil ışığın tutulmasını sağlıyor. Dolayısıyla A bitkisinde daha fazla klorofil vardır daha fazla ışık tutuyordur ve bitkisinde daha az klorofil vardır çünkü iki farklı bitki türü diyor bize. O yüzden de bunlar olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3 şeklinde olur. Edirne seçeneği Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki sağlıklı bir erkek bireyin kanında GNRH miktarının artması sonucunda GNRH nedir? Üreme hormonlarını kontrol eden bir e, hormondur arkadaşlar, hipotalamus tarafından üretiliyor. Bir uyarıcı faktördür. Dolayısıyla GnRH artarsa ne artar? FSH artar, LH artar. Bakalım diyor ki LH miktarında azalma olmaz. LH azalma olmaz. FSH miktarında artma olur arkadaşlar. FSH artırıyor çünkü. Leydik hücrelerinde uyarılma. Şimdi LH da arttığı için hatırlayın demiştim ki LL oradan aklınıza gelsin. LH kimi uyarıyordu? Leydik hücrelerini uyarıyordu. Buradaki hücreleri uyararak buradan testosteron hormonunun üretilmesini sağlıyor. Dolayısıyla olur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 denizi seçeneği olur. LH, Leydik, FSH, Sertoli, tamam mı? S'den FSH Sertoli hücrelerini uyarıyor. Unutmayın. 39. DNA parmak izi yöntemi diyor hangilerinde kullanılır? Suçluların tespit edilmesinde kullanılıyor mu? Evet. Mesela parmak izlerine bakılarak suçluların nerede ne yaptığı belli oluyor. Babalık davalarında arkadaşlar DNA testi yapılarak bakılıyor mu? Bakılıyor. Saf kan ırkların araştırılması e, DNA e, DNA'larına bakarak bu da yapılabilir. Mesela diyelim ki elimizde böyle safkan bir ırk var. Bu ırkı araştırmak istiyoruz. Dolayısıyla DNA'larına bakarak araştırma yapabiliriz. Cevabımız ne olacak? Edirne hepsi. 40. soru. İnsan nefronunun yapısında bulunan henle kulpu normalden daha uzun olsaydı. Şimdi normalden daha uzun olsaydı daha fazla su gerebilirdi. Su miktarı artardı. Dolayısıyla idrardaki su miktarı idrarda su miktarı azalırdı arkadaşlar. Bizim geri emilen su miktarımız artar. Çünkü suyun büyük bir kısmı henle kulpundan geri emiliyor. Dolayısıyla e, idrardaki su miktarı azalacak. Diyor ki hangilerinin artması beklenir? İdrarda su miktarı artarsa idrar yoğunluğu ne yapar? Ce, azalırsa idrar yoğunluğu art artar değil mi? O yüzden bunu alıyoruz. Birim zamanda üretilen idrar miktarı bu etkilenmez arkadaşlar. Bu süzüntüyle alakalı bir durumdur. Su içme isteği. Şimdi suyu zaten geri emdiği için vücudun yeterince suyu var. Dolayısıyla su içme isteği artmazdı. Cevabımız yalnız bir aşık olur. Böylece üçüncü denemeyi de bitirmiş olduk. Dördüncü denememize geçelim. Evet geldik dördüncü denememize. Diyor ki Solunum gazlarının taşınmasına gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre tepkimelerinden hangileri alveol kılcallarında gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar, alveol kılcallarında ne oluyor? Oksijen hemoglobin'e bağlanıyor, değil mi? Hemoglobin oksijene bağlanır ve oksihemoglobin olarak taşınır. Ayrıca alveol kılcallarında şu da gerçekleşiyor, karbondioksitle ilgili şeyler gerçekleşir. Yani ee, bir karbonat iyonları, yani HCO3 gelir burada hemoglobinden ayrılan hidrojenle birleşir. Daha sonra karbonik asiti oluşturur. H2CO3 oluşturur. Bu H2CO3 de su ve karbondioksite ayrışır ve bunlar e, alveollerden dışarı verilir. Ayrıca şunu da yazayım. Hemoglobinle bağlanan hidrojen de ayrılıyor. Zaten burada gelip ne yapıyor? Eee bir karbonatla birleşerek karbonik asidi oluşturuyor. Şuraya artı H diyor. Bakalım bunları bulacağız. Karbondioksit ve suyu birleştirmiş karbonik asit e, oluşturmuş. Bunun oluşumu doku kılcallarında olur. Bu olmaz. Karbonik asitle bakın pardon bir karbonat iyonlarıyla hidrojeni burada birleştiriyor. Hemoglobin açığa çıkıyor ve karbonik asit oluşuyor. Ben burada söyledim mi bunu? Bu gerçekleşir Evet o zaman bu alveol kılcallarında olur. Hemoglobinle hidrojeni birleştirmiş arkadaşlar bu da doku kılcallarında gerçekleşiyor. Ee, bir karbonat pardon karbonik asidi bir karbonat ve hidrojen şeklinde ayırmış bu da doku kılcallarında gerçekleşir. O zaman burada al yuvar kılcallarında gerçekleşen hangisidir? Yalnız ikidir. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 29. soruya. Diyor ki bir refleksin gerçekleşmesini sağlayan devreye refleks denir. Aşağıda sıcak tencereye dokunan bir insanda refleksinde görev alan bazı yapılar harflerle gösterilmiştir. Buna göre diyor. Bakın şimdi arkadaşlar burada kasa uyarı getiren hangi sinir? D siniri. O zaman bu motor nörondur. Motor. Burada bulunan bakın omurilikte bulunan ara nörondur. Şurada parmaktan uyarıyı algılayan kimdir? Yani B nedir? B duyun nöronudur. Duyu nöronu. Buradaki A da nedir? Reseptördür reseptör. Şimdi diyor ki A ısıya duyarlı termoreseptördür. Evet ısıya duyarlı termoreseptör doğru. <laughs> D diyor önden çıkan ön kökten çıkan miyelinli bir nörondur. D ne? Motor nöron. Motor nöron ne yapıyor? Ön kökten çıkıyor. Doğru. Miyelinli bir nöron olduğu da doğru. Çünkü bizim iskelet kaslarımıza bağlanan nöronlar miyelinli nöronlardır. Doğrudur. C diyor tüm refleks yaylarında bulunur. C ne? Ara nöron. Ara nöron tüm refleks yaylarında bulunmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. E, mesela diz kapağı refleksinde ara nöron yoktur. B diyor kası uyaran motor nörondur. B için ne dedik? Duyu dedik. Bu da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 A şıkkı olur. E, omurilikle ilgili şunu söyleyeyim. Bakın omurilikte ters bir durum var. Yani şöyle düşünün. Şurası bizim Omuriliğimiz biraz farklı bir çizim olacak ama şurayı biraz silelim. Şimdi arkadaşlar şöyle omuriliğimizin olduğunu düşün tamam biraz değişik bir çizim oldu ama şurası arka kök burası da ön kök. Duyu nöronları arka kökten girer, ön kökten motor nöron çıkar. Ara nöron da arada bulunuyor zaten. Duyu nöronu şöyle arka kökten giriyor. Arada ne var? Ara nöron var. Sonra ön kökten de ne çıkıyor? Motor nöron çıkıyor. Motor. Şöyle ara yazalım şuna. Ara. Bu da nedir? Duyu nöronudur. Diyelim ki bir refleks olayından bahsediyoruz. Bu arada ikinci bir yol daha çizeceğim. Refleks olayında. Bakın şu taraf sağ. Bu taraf da sol. Sağ parmağımıza bir iğne battığı zaman gideceği yol neresidir? Bakın şöyledir. Bu çizdiğim yoldur. Şurası. Ama Diyelim ki beynimize gidecek bir uyarı var. Mesela ben bir yere dokundum böyle yumuşak mı sert mi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu bir refleks değildir. Bu uyarının nereye gitmesi lazım? Beynimize gitmesi lazım. O yüzden burada bir yerde çapraz yapacak. Nasıl yapacak? Yine duyun nöronu sağ elimle dokundum. Bakın duyun nöronu geldi. Burada bir ara nöron var. Bu ara nöron çapraz yapan bir nöron. Bu ara nörona bağlanıyor burada. Daha sonra buradaki çapraz yerden motor nöronla çıkıp beynimizin ilgili bölgesine gidiyor. Bu normal bir uyarının gittiği yoldur. Ama refleks direkt e, omurilikte değerlendirildiği için direkt çapraz yapmadan düz bir şekilde çıkar. Ama beyne giden bir uyarıysa çapraz yapmak zorunda. O yüzden sorularda dikkat edin. Refleksten mi bahsediyor yoksa normal bir uyarıdan mı bahsediyor? Normal bir uyarıdan bahsediyorsa bu yol çapraz gidecek unutmayın. Gelelim 30. sorumuza. Laktik asit fermentasyonu ile ilgili hangisi yanlıştı? Laktik asit fermentasyonunda ne oluyordu? 3 karbonlu olan piruvat, 3 karbonlu olan piruvat tekrardan 3 karbonlu olan laktik asite dönüşüyor. Burada karbondioksit çıkışı yok. Sadece ne oluyordu? Nat nadaş moleküllerindeki hidrojenler serbest kalıyor gidip piruvata bağlanıyor ve laktik asit oluşturuyordu. Natlar da ortama veriliyor, serbest kalıyor. Amacımız natları serbest bıraktırmak. Dolayısıyla buradaki son elektron alıcısı Kimdir Piruvattır arkadaşlar. Son elektron alıcısı. Evet bakalım. Diyor ki bazı bakterilerde ve omurgaların çizgili kas hücrelerinde gerçekleşir. Doğrudur. Mesela bakteriler yoğurt bakterilerinde gerçekleşiyor. Bu doğru. Endüstride peynir yoğurt turşu üretiminde kullanılır. Bu da doğrudur. Az miktardaki laktik asit yeterli oksijen e, sağlandığında kasların daha iyi çalışmasını sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. E, vücudumuzda yani kaslarımızda az miktarda laktik asit olması Oksijen yeterli geldiği zaman kasların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Yani bir uyarıcı faktör gibi düşünebilirsiniz. O yüzden doğrudur. Mayalanan hamurun kamala, ka, a, okuyamadım. kabarmasının nedeni fermentasyonda oluşan karbondioksit gazıdır demiş. Bakın karbondioksit laktik asitle oluşmuyor. Burada mayalanma dediği etil alkol ile oluyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Laktik asit beyindeki ağrı, uyku ve yorgunluk merkezini uyarır. Evet çok böyle çalıştığımız zamanlarda çok spor yaptığımız zamanlarda uykumuzun gelmesi vücudumuza bir ağırlık çökmesinin sebebi budur. Cevabımız ne olacak? Denizli. Mayalanma etil alkol ile olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda normal ve kusurlu bir göze ait görseller yer almaktadır diyor. Şekildeki göz kusuru ile ilgili hangileri yanlıştır? İlk önce bizim göz kusurunu bulmamız lazım. Şimdi burada bakın normalde retinanın üstüne düşmesi gerekirken görüntü nereye düşmüş? Retinanın önüne düşmüş. Bu hangi göz kusurudur? Miyopluktur, değil mi? Ben ne demiştim size? Uzaktaki bir kişinin size taş attığını düşünün. Uzaktaki kişi size taş atıyorsa e taş nereye düşer denk getiremez önünüze düşer Dolayısıyla uzağa görememe durumunda görüntü nereye düşecek retinanın önüne düşecek mi da böyle bir durum söz konusudur arkadaşlar bakalım diyor ki kişi yakını görmekte güçlük çeker Hayır uzağa görmekte güçlük çekiyor göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir bakın ne demiştim mutluluk mutluluk hayali bunu unuttunuz diyelim ki hemen bunu yazın miyop uzağa görememe kalın kenarlı mercek bakın burada ne demiş ince kenarlı yanlış Göz küresinin çapı normalden daha uzundur. Doğru. Normalden normal durumda olduğu zaman direkt görüntü retinaya düşüyor ama daha uzun olduğu zaman aynı uzaklığa gideceği için ne yapıyor? Tam önüne düşüyor arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Görüntü retinanın önüne düşer. Zaten doğru dedik. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Yanlış olanı sorduğu için 1 ve 2 olacak. Buradaki H neydi? H hipermetrop Y yakını görememe, iyi de ince kenarlı mercek. Hipermetrop yani yakını görememe durumunda ince kenarlı mercekle düzeltiliyor. 32. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki görselde kalbin yapısındaki odacıklar harflerle belirtilmiştir. Şimdi bu taraf sol bu taraf da sağdır arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Aort sola doğru dönmüş tamam mı? Bizlerde aort sola doğru döner. E zaten genellikle de şekli bu şekilde veriyorlar diyor ki buna göre büyük dolaşımın başladı ve bitti odacıklar sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi büyük dolaşım neydi? Temiz kanı vücuda yayan dolaşımda değil mi arkadaşlar? Nerede başlıyor? Aortun çıktığı sol karıncıktan başlıyor. Sol karıncıktan başlar. Daha sonra bütün kanı vücuttan toplar toplar getirir. Nereye? Sağ kulakçıya. O zaman nerede başlıyor? D'de. Nerede bitiyor? A'da bitiyor arkadaşlar. D, şeklinde olur. Cevabımız Bursa. Sırasıyla sorduğu için D, şeklinde olur. Gelelim 33. sorumuza. 1934 yılında Rus ekolog Gauss, Paramesyum'un iki farklı türünü aynı ortama bırakmış ve bir süre sonra popülasyon yoğunlukları ile ilgili aşağıdaki grafiği elde etmiştir. Buna göre diyor hangileri söylenebilir? Böyle bir grafik görüyorsanız aklınıza rekabet gelecek. Bunlar besin için rekabet ediyorlar. Kim kazanıyor? Aurelia kazanmış. Kaudot'un da ölmüş arkadaşlar. Diyor ki Paramesyum Aurelia rekabette başarılı olmuştur. Evet. İki tür arasında av avcı ilişkisi. Hayır, av avcı ilişkisi değil, rekabet var dedik yanlış. Aynı sınırlı kaynaklar için rekabet etmişlerdir. Evet mesela besin için olabilir. Doğru. Ekolojik nişleri aynıdır. Ekolojik nişleri aynı ki bunlar rekabete girmişler zaten. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 3 4 denizli seçeneği olur. Geçelim 34. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki görselde bir nefrona ait kısımlar ve toplama kanalı numaralandırılarak belirtilmiştir. Buna göre Sağlıklı bir bireyde numaralı kısımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi ilk önce numaralı kısımları yazalım. 1 numara nedir? Glomerulus kılcalları. 2 numara nedir? Bowman kapsülü. 3 numara nedir? Bowman kapsülünün hemen devamında gelen proksimal tüp. 4 numara Henle kopu. 5 numara nedir arkadaşlar? Distal tüptür. 6 numara da nedir? İdrar toplama kanalıdır. Diyor ki. 4'ün diyor çıkan kolunda sodyum klorür aktif olarak geri emilir demiş. Dördüncü çıkan kolu neydi? Henle kulpunun çıkan kolu. Henle kulpunun çıkan kolunda sodyum klorür emiliyor. Ama aktif mi geri emiliyor acaba? Pasif mi geri emiliyor? Arkadaşlar aktif olarak geri emiliyor. Dolayısıyla sodyum klorür çıkan kolda geri emilir. Çünkü çıkan kol suya geçirgen değildir. O yüzden de sadece sodyum klorür aktif olarak geri emilir. Dördün diyor, dördüncü kısımda diyor, Suyun geri emilimi aktif taşımayla olur. Unutmayın, su hiçbir zaman aktif taşıma ile emilmez. Su sadece ozmozla geri emilir arkadaşlar. Su aktif taşıma ile hiçbir zaman geri emilmez. Unutmayın. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Süzülen glikozların tamamı 3 numaralı kısımdan geri emilir demiş. Evet, proksimal tüpten Glikozların tamamı geri emiliyor. Eğer geri emilmemişse idrarın yapısında varsa sağlıklı bir insan değildir. Şeker hastasıdır. Bize sağlıklı bir birey dediği için 3 numaradan tamamı geri emilir. Birden 2'ye kan basıncının etkisiyle süzülme gerçekleşir. 1 numara ne? Glomerulus. 2 numara Bowman kapsülü. Evet birden 2'ye doğru kan basıncının etkisiyle süzülme gerçekleşiyor. 6 numarada diyor su, üre ve tuz emilimi tamamlanır. 6 numara idrar toplama kanalı. Evet su, tuz ve üre emilimi burada tamamlanıyor. En son idrar oluşturuluyor zaten. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 35. soru. Hücrede genetik materyalin organizasyon basamakları göz önüne alındığında basitten karmaşa sıralama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar basitten karmaşa nasıl sıralayacağız? en düşük en küçük olan birimden başlayacağız en küçük birimimiz burada nedir organik bazdır değil mi organik baz daha sonra organik bazın şekerle fosfatla birleşmesiyle ne oluyor nükleotit oluyor üçlü nükleotitler yan yana gelerek neyi oluşturuyor DNA'da kodları oluşturuyor bakın organik baz nükleotit nükleotitler bir araya gelerek neyi oluşturuyor kodları oluşturuyor Kodlar arkadaşlar bu nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturuyor. Genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturuyor. DNA'nın etrafı da protein kılıfla sarılarak ne oluşturuyor? Kromozomu oluşturuluyor. O zaman ne olacak? Organik baz, nükleotit ki burada kodu vermemiş zaten. Kodu vermediği için direkt gene geçiyoruz. Gen, DNA, kromozom şeklinde olur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 36. soru. İnsan sindirim sisteminde besinlerin yapı birimlerine parçalanabilmesi için faktörlerinden hangileri her durumda gereklidir? Besinlerin yapı birimlerine kadar parçalanabilmesi için hangileri diyor her durumda gerekli? Ortam pH'inin nötre yakın olması. Şimdi nötre yakın olması ee, mesela bir ince bağırsak için geçerli olabilir ama mide için geçerli değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu her zaman geçerli değildir. Mesela mide asidik yerde çalışıyor. O yüzden bu her zaman geçerli değildir. Hücre içinde gerçekleşmesi, hücre dışı mide, bağırsak bunlar nedir? Ağız bunlar hücre dışıdır. Dolayısıyla hücre içinde gerçekleşmesi de gerekmez. Su kullanılması, bakın yapı birimlerine parçalanabilmesi için mecburen su kullanılması lazım. Çünkü sindirim hidrolizde olur. Yani suyun parçalama özelliği sayesinde enzimlerle birlikte gerçekleşiyor. Dolayısıyla yalnız 3 olacak cevabımız C şık. 37. sorumuz. Komünitedeki türler arasında ekolojik nişlerini yerine getirebilmek için yararlı, zararlı ya da nötr olarak belirle, bilinen çeşitli birlikte, birlikte yaşam ilişkileri görülür. Buna göre diyor tabloda numaralı yerlere gelecek işaretler hangisine doğru verilmiştir? Biz direkt yapalım. Amensalizmde neydi? Bir taraf zarar bir şey etkilenmezken diğer taraf ne yapıyordu? Zarar görüyordu. Mesela biz gezerken karıncaları ezmemiz. Karınca zarar görüyor ama biz bundan etkilenmiyoruz. Komensalizm bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmiyor. Mutalizm her ikisi de birbirinden fayda görüyorlar. Parazitizm bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görüyor. O zaman sırasıyla eksi sıfır artı eksi olacak. Eksi sıfır artı eksi yani cevabımız Bursa seçeneği olur. 38. sorumuz. Bir bitki hücresinde aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezlenebilmesi için fotosentez sonucu üretilen organik moleküllerin yapısına azot tuzlarının katılması lazım. Yani diyor ki hangisinin yapısında azot var? Glikoz, nişasta ve sükroz bir karbonhidrattır. Karbonhidratların yapısında genellikle azot yoktur. Kitin hariç kitinde var. Gliserol bir yağ e, yapı taşıdır arkadaşlar. Bunun yapısında da yoktur. Ama adenin nedir? Bir organik bazdır. Azotlu organik bazdır. Dolayısıyla bunun yapısında azot var. Başka neyin yapısında azot var? Amino asitlerin yapısında azot vardır. Yani proteinlerin. Daha sonra vitaminlerin yapısında azot vardır arkadaşlar. Bir de nükleik asitlerin yapısında. Zaten adenin bazı dedik ya nükleik asitlerin yapısına katılıyor. Nükleik asitlerin yapısında azot bulunuyor. Gelelim 39. soruya. Kan şekerinin düzenlenmesinde etkili olan hormonlarından hangileri kandaki şeker miktarının yükselmesine neden olur? Şeker miktarını yükselten hormonları soruyor bize. Arkadaşlar adrenalin şekeri yükseltir mi? Yükseltir. Çünkü vücudu hızlandırdığı için kan şekerini de yükseltiyor. Glukagon kan şekerini yükseltir. İnsülin kan şekerini düşürür arkadaşlar. Kortizol yine kan şekerini yükseltir. Nasıl yapıyor bunu da? Yağları ve proteinleri şekere dönüştürerek kan şekerini yükseltiyor kortizol. Dolayısıyla cevabımız 1-2-4 şeklinde olur. Edirne şık. Son sorumuza geliyoruz. Dördüncü deneme için. Diyor ki dişi bireyde menstrual döngüde salgılanan X ve Y hormonlarının kandaki düzeyleri ile ilgili. Evet son sorumuzda ne diyor bize? Diyor ki dişi bireylerde menstrual döngüde salgılanan X ve Y hormonlarının kandaki düzeyleri ile ilgili değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. X ve Y hormonları ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada Y hormonunun zaten ne olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Y hormonu dedi LH. Ne dedik? LH ovulasyon zamanda yani 14. günde çok yüksek olur dedik. Burada X hormonu ise hani hemen hemen aynı değerlerde devam eden X hormonu da nedir? FSH'dir. LH'ın etkisine bağlı olarak progesteron hormonu üretilir. FSH'ın etkisine bağlı olarak da östrojen hormonu üretilir. Diyor ki X diyor ergenlikten itibaren her ay bir folikülde bulunan birincil oositi mayoza devam etmesi için uyaran hormondur. FSH evet e, folikülü uyarıyor. Birincil oositi mayoza devam etmesi için uyarı doğrudur FSH. Y diyor olgunlaşan folikülün parçalanmasını ve ikinci oositin ovaryumdan yumurta kanalına bırakılmasını sağlar. Yani ovulasyon olayından bahsediyor burada bize. LH bunu yapıyor doğru. X hormonu korpus luteum'dan Doğrudur korpus luteum'dan. E, pardon bir dakika. X hormonu korpus luteum'dan, Y hormonu olgunlaşmamış foliküllerden salgılanır. FSH ve LH ikisi de nereden salgılanıyor? Hipofizden. Hipofiz Korpus, tüton ve e, olgunlaşmamış folikülden salgılanmazlar arkadaşlar. Olgunlaşmamış foliküllerden östrojen salgılanır. Korpus, tüton'dan ise arkadaşlar e, az miktarda östrojen çok miktarda da progesteron salgılanır. Progesteron tamam. Bu şekilde o zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 oluyor. Geçelim son denememize. Evet ikinci adım için son denemedeyiz. Diyor ki sağlıklı bir insanda hangileri üriner sistemin görevlerinden değildir? Üriner sistem ne demek? Yani böbreklerin görevi diyor arkadaşlar. Böbrek. Amonya üreye çevirme. Amonya kim çeviriyor üreye? Karaciğer. Dolayısıyla bu değil görevi. Kanın pH ve yon dengesini düzenleme. Böbrekteki geri emilimler bunu sağlar. Bu olur. Al yuvar yapımını üreten hormon üretme böbrek eritropoyetin hormonu üreterek al yuvar yapımını uyarır. Bu da olur. Hangileri görevi değildir dediği için cevabımız şıkkı yalnız bir olacak. 29. sorumuz. Aşağıdaki şekilde diyor. Kulağa ait bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bakalım. Arkadaşlar bakın bir numara nedir? Kulak zarıdır değil mi? Dış kulağı orta kulağa bağlıyor. Kulak zarı kulak 2 İki numara nedir? Çekiç kemiğidir. Çekiç, örs, üzengi şeklinde gider. İlkini gösterdiği için çekiç. 3 numara yarım daire kanallarıdır. Yarım daire kanalları. 5 numara nedir burada? 5 numara salyangoz. 4 numara nedir? Östaki borusu. Östaki. Şimdi bakalım. Bir diyor ses dalgalarını titreşim haline dönüştüren kulak zarıdır. Evet doğru. Görevinde doğru söylemiş. 2 diyor ses titreşimlerini kuvvetlendiren kulak kemiklerindendir. Çekiç kemiği değil mi? Kulak kemiklerinden doğru. 3 sese duya sese karşı duyarlı reseptörleri bulundurur. 3 ne? Yarım daire kanalları. Yarım daire kanalları neydi? Görevlidir. Dengede. Bize ne diyor? Sese karşı duyarlı reseptör diyor. Bu yanlıştır. 4 diyor atmosfer basıncı ile orta kulaktaki hava basıncını den e dengeler. Östaki borusu bunu yapıyor arkadaşlar. Doğru. 5 ses titreşimlerini impulsa dönüştürür. Sanlangozda bulunan kohlear kanalda kort organı e, ne yapıyordu burada? Ses titreşimlerini impulsa dönüştürüyor. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 30. soru. Durdurucu kodon da dahil olmak üzere yapısındaki fosfat sayısı bilinen bir mesajcı RNA tarafından şifrelenen protein sentezi sırasında değerlerinden hangileri hesaplanabilir? Şimdi diyelim ki 99 nükleotitli bir e, mesajcı RNA'mız var fosfat sayısını biliyoruz dolayısıyla fosfat sayısı zaten eşittir nükleotit sayısı demek 99 tane fosfat var nükleotit var durdurucu kodon kaç tane e, kaç nükleotitin bir araya gelmesiyle oluşuyor 3 e, bütün nükleotitler zaten bütün kodonlar o şekilde oluşuyor burada kaç kodon olur arkadaşlar 3'e böldüğümüz zaman 33 bunlardan bir tanesi durdurucu kodondur geriye kalan 32 tanesi nedir amino asit şifreler Diyor ki kullanılan taşıyıcı RNA çeşidi sayısı. Şimdi taşıyıcı RNA'nın çeşidinin sayısını hesaplayamam. Neden? Çünkü aynı aminoasitler yan yana gelmiş olabilir. O yüzden de arkadaşlar taşıyıcı RNA'nın çeşidini belirleyemem. Gitti. Ama taşıyıcı RNA sayısı deseydi belirlerdik. 32 tane taşıyıcı RNA kullanılır. Bir dakika aslında e, her bir kodon için bir çeşit taşıyıcı. Reyna. Evet belirleyebiliriz ya. Ben niye böyle dedim? yok. Yok belirleyemeyiz. Taşıyıcı RNA çeşidinin sayısını belirleyemeyiz. Eğer aynı aminositler yan yana gelmişse aynı kodonlar mesela gelmişse kullanılmışsa o zaman taşıyıcı RNA'nın çeşidini belirleyemeyiz. E, oluşan peptit bağı sayısı şimdi 32 tane amino asit varsa kaç tane peptit bağı oluşacak? 31 tane peptit. O zaman belirliyoruz. Kullanılan amino asit sayısı zaten 32 tane amino asit kullanılıyor. Belirleyebiliyoruz. 2 ve 3'ü belirleriz. Ama burada taşıyıcı rena çeşidinin sayısını belirleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aynı amino asitler kullanılabileceği için çeşidi burada belirlemek zordur. Gelelim 31. sorumuza. Işık varlığında ortamla madde alışverişinin engellendiği kapalı sistem bir deney düzeneği hazırlanıyor. Işık varlığında ortamla madde alışverişinin engellendiği kapalı bir sistem deney düzeneği hazırlanmış. Diyor ki bu deneyle ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz? Şimdi ilk önce deneyle ilgili biz yorum yapalım. Burada su yosunu var. Suyun içerisinde ışık giriyor arkadaşlar. Işık girdiği için ne yapacak? Fotosentez yapabilecek değil mi? Fotosentez içinde kendi ürettiği karbondoksitleri kullanacak. Buradaki baryum hidroksit de neymiş? Karbondioksit tutucu olarak görev yapıyormuş. O zaman bu solunum yaptığı zaman karbondioksiti eğer atmosfere verirse ne yapar? Bu baryum hidroksit karbondioksiti tutar bu fotosentez yapamaz. Ama kendi ürettiği karbondioksiti bir süre hücrelerinde kullanabilir. Diyor ki ışık enerjisi su yosunun klorofillerindeki elektronları uyarır. Evet fotosentez yaptığı için uyaracak. A kabındaki karbondioksit miktarı azalır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle, karbondioksiti hem suyosunu kullanabilecek hem de baryum hidroksit burada tutucu olarak görev yaptığı için azalır. B kabında biriken gaz kibrit alevini parlatır diyor. B kabında hangi gaz birikiyor? B kabında karbondioksit birikiyor, oksijen birikmiyor karbondoksit kibrit alevini parlatmaz. Oksijen parlatır arkadaşlar. Burada oksijen birikimi yok. Çünkü kendi ürettiği oksijeni yine kendi de kullanıyor. Dursun bakalım diğerlerine bakalım. Işık şiddetinin artırılması B kabındaki kabarcık sayısını azaltır demiş. B kabındaki kabarcık sayısını ışık şiddeti artırırsa daha fazla fotosentez yapacak. Dolayısıyla kabarcık sayısını azaltır. Doğru. Zamanla su yosunun kuru artar. Arkadaşlar arada bir telefon durdurmak zorunda kalıyorum. O yüzden soruyu çözerken nerede kaldığımı unuttum. Ben o yüzden soruyu şöyle tekrardan çözeyim. Işık varlığında ortamla madde alışverişinin engellendiği kapalı bir sistem kapalı sistem bir deney düzeneği hazırlanmış. Şimdi deney düzenine baktığımızda burada su yosunu var. Su yosunu ne yapacak? Fotosentez yapacak. Ama kapalı sistem. Buradaki baryum hidroksit de karbondioksit tutucuymuş. Diyor ki deneyle ilgili hangisi yapılamaz yorumlarından. Işık enerjisi su yosununun elektronları uyarır. Doğrudur. Fotosentez yapacağı için A kabındaki karbondioksit miktarı azalır. Burada A kabında karbondioksit gazları var. Fotosentez yapacağı için azalacak. Doğru. B kabında biriken gaz kibrit alevini parlatır. Şimdi B kabında şöyle eğer bitki fotosentez yapmaya devam ederse B kabında hangi gaz birikecek? Oksijen gazı birikecek, tamam mı? Karbondioksiti zaten baryum hidroksit tuttuğu için ben az önce hani karbondioksit birikir gibi düşündüm ama şöyle olacak. Ee, oksijen birikecek orada. Baryum hidroksit zaten karbondoksit tutuyor. O yüzden oksijen birikeceği için kibrit alevini parlatacak. Işık şiddetinin artırılması B kabındaki kabarcık sayısını azaltır demiş. Burada e, B kabındaki kabarcık sayısı aksine artar. Neden artar? Çünkü ışık şiddeti artarsa fotosentez artar. Dolayısıyla B kabındaki e, oksijen miktarı yani kabarcık miktarı da ne yapacak? Artacak. Burada azaltır dediği için yanlış olur. Zamanla su yosunu kurarlı artar. Fotosentez yaptığı için besinleri biriktirecek. Dolayısıyla kurarlı artacak. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 32. soru. Komünitenin yapısına etki eden faktörlerle ilgili ifadelerinden hangilerin, hangisinin karşılığı olan kavram seçeneklerde verilmemiştir? Bakalım. Bir canlının doğal olarak yaşayabildiği ve üreyebildiği yerdir. Bu nedir? Habitattır. Habitat. Yani buraya ne yazacağız aslında? Şık şık yazalım. C şıkkını yazacağız. C. Komünitede en fazla bulunan ya da toplamda en fazla büyük kütleye sahip olan türdür. Bu baskın türdür arkadaşlar. Edirne seçeneği olur. Doğal düşmanlarının olmadığı bölgeye yerleşip hızla üreyerek komünitenin yapısını bozan. Bakın yapısını bozuyorsa istila ediyor demektir. İstilacı türdür komitelerin yapısını kuvvetli bir şekilde kontrol eden türdür arkadaşlar. Bu da kilit taşı tür olarak isimlendirilir. Burada gösterge tür vermemiştir. Gösterge tür nedir? Komitedeki yaşam şartlarının bozulduğunu bize gösteren türdür. Tamam mı? Eğer o türün sayısında bir azalma oluyorsa, e, orada demek ki komitenin şartlarında bir e, zorlaşma ya da şartlarında bir değişiklik meydana gelmiştir diyebiliyoruz. Dolayısıyla gösterge türde bu şekil bu şekildedir. Gelelim 33. sorumuza. Ilık bir cisme dokunan bireyin dokunduğu cismin sıcaklığı giderek artırılmıştır. Buna göre artan sıcaklığın algılanmasında diyor. Verilenlerden hangilerinin hangilerindeki değişim etkili olmuştur? Şimdi uyarılan nöron sayısı. Şöyle olur. Sıcaklık giderek artırıldığı için uyarılan nöron sayısı da artacak arkadaşlar. Çünkü artırıldığı için nöronlar daha fazla uyarılacak. İmpulsun iletim şekli değişmez. Yani o iletim şekli eğer atlamalı iletim, satlamalı iletim şeklinde veya polarizasyon, depolarizasyon ki zaten bunlar size artık anlatılmıyor. İmpulsun iletim şekli değişmez. İmpuls sayısı yani uyarı sayısı e, buradaki sıcaklık artırıldığından dolayı uyarı sayısı artar. Impulsun frekansı, fre, frekans dediğimiz uyarılma sıklığıdır. Uyarılma sıklığı da artar. Cevabımız 1-3-4 şeklinde olacak. 34. soru. Sağlıklı bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi hipofiz bezinden salgılanan hormonların etkisiyle gerçekleşmez? İkinci oositin yumurta kanalına bırakılması. Bunu kim yapıyordu? LH. Spermatogenezin başlamasını kim uyarıyordu? FSH. Böbrek nefronlarında suyun geri emilimini kim yapıyordu arkadaşlar? ADH. Düşük kan şekerinin yükseltilmesini kim yapıyor? Glukagon. Glukagon. Gebelikte süt bezlerinin uyarılmasında prolaktin yapıyor. Şimdi hangisini hipofiz salgılamıyor? Tabii ki glukagon. Kim tarafından salgılanır? Pankreas tarafından salgılanıyor. 35. soru. Uzun ve yassı kemiklerde yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaz? Uzun ve yassı kemiklerde. Sıkı kemik doku ortaktır. Ke, periyost yani kemik zarı ortaktır. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Epifiz pla, pilağı yine boyca uzamamızı sağladığı için sadece uzun kemiklerde bulunur. Süngerimsi kemik doku arkadaşlar. Ee, o da yine tüm kemiklerde ortaktır. Ama şu ikisi ortak değildir. Cevabımız 3 ve 4 olur. C şıkkı. 36. soru. Karaciğere bağlı damarlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Diyor ki açlık durumunda 2'deki glikoz miktarı birden fazladır. Açlık durumunda e, bu kabutoplar damarı nereye bağlı? Sindirim kanalına. Sindirim kanalından besin geliyor mu? Açlık durumunda gelmiyor. O zaman 2 numaradaki glikoz miktarı bir numaradan daha azdır deriz. Karaciğer kendi depoladığı besini verir karaciğer toplar damarına. Burada daha azdır diyoruz arkadaşlar. Bu yanlış. Birincideki üre miktarı 3'ten fazladır. 3'te ne var? Amonyak var değil mi? Amonyak. Amonyak geliyor karaciğerde neye çevriliyor? Üreye. O yüzden bir numaralı damarda üre miktarı daha fazladır. Hatta şöyle sorulabilir size. Dolaşım sisteminde üre miktarının en fazla olduğu damar karaciğer toplar damarıdır. Bu doğrudur. Tokluk durumunda 2'deki glikoz miktarı 3'ten fazladır. Tokluk durumunda arkadaşlar 2 numarada sindirim kanalından besin geldiği için fazla miktarda glikoz var. 3 numaralı damara gelene kadar da birçok organa dağıtıldığı için daha az glikoz vardır. Dolayısıyla doğrudur. 1'deki glikojen miktarı 2'den fazladır. Arkadaşlar 1'de glikojen ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kanın içerisinde glikojen bulunmaz. O yüzden de bu yanlıştır. Hangileri doğrudur diye sormuş bize. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olur. 37. soru. Bir solunum sistemi hastalığı olan astımla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Borucuklarda mukus salgısı çok fazla artar. Polenler kirli ve tozlu hava bazı besinler ve çeşitli ilaçlar neden olabilir. Astım hastalığına evet bunlar e, sebep olabiliyorlar arkadaşlar doğru. Yüksek rakımlı yerler hastalığın tedavisi için olumlu ortam oluşturmaktadır. Şimdi yüksek rakımlı yerlerde oksijen miktarı azdır. Dolayısıyla hastalığın tedavi için olumlu değil olumsuz ortam oluşturur mı nefes, göğüste sıkışma ve öksürük nöbetleri görülür. Doğru. Bronşçuklarda mukus salgısı çok fazla artar. Bu da doğrudur ki bronşlukların tıkanmasına sebep oluyor zaten. Cevabımız 1-2-4 şeklinde olacak. 38. soru dokularda ödem oluşumuna diyor hangileri neden olabilir? Şimdi ödem oluşa ödem nedir ilk önce doku sıvısının fazlası demektir. Doku sıvısının fazlalığı. Arkadaşlar doku sıvısını ne artırır? Bakın doku sıvısını şöyle ben şöyle anlatmak istiyorum size. Birazcık videomuz uzun oluyor ama olsun. Şurası kılcalın atar damar ucu. Burası da kılcalın toplar damar ucu. Bu bir kılcal damar tamam mı? Kılcal damardan doku sıvısına ne verilecek? Besin ve oksijen verilecek ilk önce. Şurası doku sıvısı. Doku sıvısı. Şurası da hücremiz. Doku hücresi. Şimdi buradan e, bazı basınçlar var. İlk önce o basınçlardan bahsedelim. Kan basıncı arkadaşlar burada 40 milimetre cıvadır, 40 milimetre cıva. Toplar damara doğru gittikçe azalır ve 15 mm civaya kadar düşer. Bir de kanın kendi basıncı, ozmotik basıncı vardır veya kan protein basıncı da denilebilir. O da 25 mm civadır. Sabit kalır, değişmez. Şimdi buradaki bakın 40 mm civa 25'ten daha büyük olduğu için burada süzülme dediğimiz olay gerçekleşir ve burada bulunan besin ve oksijen besin ve oksijen ilk önce doku sıvısına, oradan da doku hücrelerine geçer. Sonrasında kan basıncı giderek azaldığı için ne olacak? Bu sefer kanın ozmotik basıncı daha yüksek. Buradaki basınç farkından dolayı da doku sıvısına bırakılan karbondioksit ve amonyak yani kısaca atık maddeler diyebiliriz. Amonyak ne yapılıyor? Kanın toplar da var. Ucuna kılcalın alınıyor. Buraya da emilim diyoruz. İkiye böldüğümüz zaman burası süzülme. Burası da nedir? Emilimdir. Emilim. Dolayısıyla eğer ki bu basınçlar arasındaki fark artarsa doku sıvısında fazla miktarda e, madde geçişi olur. Dolayısıyla ödem oluşumu gözlenir. O zaman bakalım. Lenf kılcallarında ozmotik basıncın artması demiş. Şimdi lenf kılcalları ne yapıyor? Lenf. Arkadaşlar lenf kılcalları e, doku, lenf damarları doku sıvısının fazlasını alıyor ve bunu kana karıştırıyor. Ama bunun buradaki ozmotik basıncının artmasıyla e, ödemin herhangi bilgisi yoktur. Sadece lenf damarları tıkanırsa o zaman doku sıvısı artar. Dolayısıyla bunun bilgisi yok. Kılcal damar geçirgenliğinin artması. Evet eğer buradaki geçirgenlik artarsa fazla miktarda madde geçişi olur. Hücrelerde ihtiyacı duyduklarını Aldıkları için doku sıvısında bir birikim meydana gelir. Dolayısıyla ödem oluşur. Doku sıvısının ozmatik basıncının artması. Buradaki ozmatik basıncı artarsa kandan sürekli ne çekecek? Su. Dolayısıyla arkadaşlar orada bir birikim meydana gelecek. Ödem oluşacak. Bazı parazitlerin lenf damarlarının tıkanma, tıkaması. Lenf damarları doku sıvısının fazlasını kana karıştırdığı için ne olur? Yine e, tıkanırsa... Doku sıvısında birikim olur ödem oluşur. Peki başka ne ödem oluşturur? Mesela buradaki kan basıncı artarsa ödem oluşur. Yine ee, kanın protein ozmotik basıncı veya kanın ozmotik basıncı artarsa arkadaşlar yine ödem oluşur. Veya azalırsa yine ödem oluşur diyoruz. Evet gelelim 39. sorumuza. Ağır azotlu nükleotitlerden oluşan bir DNA'ya sahip bakteri. Normal azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamda iki nesil çoğaltılmıştır. Bu bölünmelerle ilgili olarak diyor hangileri doğru şimdi bakalım. Bunları bir çoğaltalım arkadaşlar. Avrazotlu olan yani 15 ile 15 li olan bir DNA'mız var. Bu DNA'yı biz iki kere normal azotlu ortamda eşliyoruz. Şimdi birinci eşlemede bakın şu morla çizdiklerim 15'li zincir kırmızıyla çizdiklerim nedir 14'lü zincir bu birinci eşlemedir. İkinci eşlemeye baktığımızda bakın buradaki 14 zincirin karşısına yeni 14 zinciri sentezledim. Sonra şuradaki 15 zincirin karşısına yeni 14 zincir sentezledik. Yine aynı şekilde buradaki 15 zincirin karşısına yeni 14 zincir sentezledik. 14 zincirin karşısına yeni zincir sentezledik. Bu da ikinci eşlemedir. Şunların her biri birer DNA'dır. Şimdi bakalım diyor ki Birinci nesil bakterilerde yer alan DNA moleküllerinin tamamı melezdir. Bakıyorum birinci nesil burası tamamı melez mi melez. Bir 14 bir 15 zincirden oluşuyor doğru. İkinci nesil bakterilerin tamamında normal azotlu DNA ipliği bulunur. Hepsinde normal azotlu yani bu kırmızıyla çizdiğim var mı iplik var doğru. İkinci nesildeki bakterilerin %50'sinin DNA molekülü ağır azotlu yüzde si, ağır azotlu demiş yüzde ise melezdir bakın yüzde melez olduğu doğru ama diğerleri ağır azotlu değil nedir normal azotludur çünkü 14'lü ortamda eşliyoruz normal ortamda eşliyoruz o yüzden bu yanlış olacak cevabımız 1 ve 2 c şıkkı olur Son sorumuza geliyoruz artık. Dişi bireyde o gene sürecinde meydana gelen birincil oosit ile ikincil oositin gelişmeye devam etmeden beklediği mayoz evreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar birincil oosit embriyonik dönemde mayoz 1'in profaz 1 evresinde bekler. Dolayısıyla burada ne olacak? Profaz 1 olacak. Tamam mı? Daha sonra ikincil ositte eee döllenmeyi bekle hani döllenmek için metafaz 2 evresinde bekliyor mayoz 2'nin metafaz 2 evresinde bekliyor. O yüzden de eğer döllenme olursa zaten bölünmeye devam ediyor. Döllenme olmazsa arkadaşlar direkt mayoz 2 de işte metafaz 2 evresindeki yumurta ne yapıyor? Dışarıya atılıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Evet böylece ikinci adımı da çözmüş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.